Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Aile çok renkli de sana ne demeli? Yürüyen ben bir cevher. Ben altı renkli. Vallahi billahi. Eşim yerlerin ısı bence çok güzel. Diyorum alma alıyor, alma alıyor. Ben size özel. Çok teşekkür ederim. Ben de ne severim ne severim altın. Para derdim yok, parama para katmaya geldim. Para parayı çeker. Yok böyle bir burada şey. Burada şahitleri var. Şahitler? Kesinlikle öyle. Konuşunuz. Evet. Güveniyorum. Bağır. Sonuna kadar. Bağır. Sonuna kadar. Ben de seni seviyorum. Ben de. Budur. Budur. Güven. İyi yere gelin gitmişsin. Bu yaşa kadar çalıştın. Kim yiyecek? Aa! Aa! Aile patlattı bombayı. Ben çalışıyorum ve gelinime ben de aynı şekilde yedireceğim. Yedireceğim gelinime. Aynen. Oğlum yemesin gelinim yesin. Biz de yedik. Tabii ki. Hepimiz yiyeceğiz. 40 yılda bir koca bulmuşum. 26 yaşına gelmişim. Almanya, Almanya, Almanya geldik. Aha. 2020'nin ilk müjdesini vereceğiz efendim. Afiyet var, şeker olsun. Ama kral olsaydı daha güzel olurdu. Evet, sizin kadar güzel. Kinaye için söylemiyorum, kesinlikle yanlış anlama. Ben öyle bir insan değilim. Ben de verdim yüksek puan, sana vermedim. Asla sana olsaydı bir verirdim, gelinine verdim. Sizinkiler çok kolay yemekti, güzeldi ama kolaydı. Siz bilirsiniz, canınız sağ olun. Hayır, bir şeyler söylemen gerekiyor bence şu anda Sebahat Hanım'a. Ben sana düşük puan vereceğim de, öyle de vereceğim, böyle de vereceğim. Gönül Hanım'ın gelinini mi kazandırayım? Kazandıramam, değil mi? Zuhal Topal'la Sofradan'ın final gününden herkese merhaba. Bugün kayınvalidemiz Gönül Hanım ve gelini Tuğba'ya konuk oluyoruz. Ve sözü her zaman olduğu gibi Zuhal Topal'a bırakıyoruz. Evet, büyük final için Beykoz'dayız sevgili seyirciler. 15.000 TL bu kapının ardında, bakalım bugün kime gidecek? Yarışmayan tek gelinimiz biliyorsunuz Balıkesir'den gelen Gönül Hanım'ın gelini Tuğba. Ve ben şimdi onlar için ne yapıyorum? Görevimi icra etmeye başlayıp zili çalıyorum. Gönül Hanım gotik bir tarzda. Evet. Sağ olun. Tuğba da hanım hanım tarzda. Tuğba ve bilezikleri. Tuğba da altınları. Sen de hoş geldin. Yeni gelinim. Merhabalar. Merhaba. Tuğba'nın yengeçliğim Ayla. Siz ne değişik bir aile. Merhaba. Ben Gönül'ün ablasıyım. Öyle mi? Evet. Evet. Buyurun. Maşallah. Edun Sayman'ın yenisi geliyor sinemalara. Ben Tuğba Erurul. 27 yaşındayım. Muhasebe işiyle uğraşıyorum. Balıkesir Bandırma'dan geldim. Merhaba, ben Gönül. Balıkesir Bandırma'dan geldim. 52 yaşındayım. 13 sene kız yurdunda görev yaptım. Gece görevlisiyim. Ben 6 aylık gelinim. Bak daha bunlar yarısı sığmadı. Vallahi çok ellerim bile ağrıyor takmaktan. Yaralar var. Beşi bir yerde kayınvalidem taktı. Bunları kayınvalidem taktı. Sevgililer gününde hediye alır. Normal gün doğum günlerinde hediye alır. Eşimden daha çok hediye alır bana. Eşim de çalışıyor, ben de çalışıyorum. Gayet huzurlu. Mutlu evimiz için. Var. Annem evimizi de verdi babam. Arabamız da var. Hiçbir ihtiyacımız yok. Acilen bir tane torun bekliyorum. Bize sordular. Hani kayınvalidenizle anlaşamadığınız bir şey var mı? Vallahi bir tane bile yok. Bulamıyorum. Gerçekten yok. Yok. Benim kızım olmadığı için onlar benim kızlarım. İkisi evet. De. Yeriz, içeriz, gezeriz, yatarız değil mi bebişim? Evet. Bir de bebek sıkıntı. Olursa yakında tamamen bizde. Hiç sanmayacağız. Babaanne bebek bakacak. Ya. Aynen öyle. Vallahi gelinimden çok memnunum. Cana yakın, saygılı. Ellerime zoom yap, ellerime zoom yap çabuk. Mutlu ve mesutuz. Evet. Her şükür zaman. Şükür Allah'ım. Hem bak ellerinde şeyden, deterjandan yaralar var. Gerçekten temizliği seviyor. Bulaşıcı. Yaptı mı ağlatır.
ağlarsın yani. Ama yapmadı da yapmaz. Ya, ama ne yapacaksın zaten, gelin yapsın boşver. Çok marifetli, bana hiçbir şey yaptırmıyor. Ben yapmasına kızıyorum. Hiç yaptırmıyor, ne yemek ne temizlik yani. Evet. Misafir anne hani sen gez eğlen bak. Aynen. Kafanı dağıtıyor. O bu saatten sonra gezecek, yiyecek, eğlenecek. Onun tek yapacağı şey bu. Evet. Bu yaşına kadar çalışmış etmiş zaten kadın. Tam bir kokoş. Evet, evet. Ve güzel. Ben her zaman öyleyim. Ama yakışıyor, gözlere bak. Kimde var bu gözler? Ben her zaman yani giyinmesini seven bir bayanım. Kayınpederim de derdi. Benim karım her şeyi güzel yapar derdi. Evet. Allah razı olsun. Yapar derdi yani. Evet, kımarım. Ya, günlük hayatta asla makyaj yapmaz. Hiç yapmaz. Zaten özel günler. Kayınbabam da izin vermiyormuş makyaj evet. yapmasına eskiden de. Özel sadece günler. Sadece bu şu an özel bir durum. Normalde de tam günlerde. Pamuk bebek gibi yani. Makyajsız daha güzel bence. Günlerde ama şöyle günlere bir falan bir daha göstereyim. Beşi bir yerde nasıl bence çok güzel. Diyorum alma alıyor, alma alıyor. Zaten bütün çoğu takılarımı kayınvalidem yaptı. Para babası. Benim kayınvalidem zaten adaletli bir insan. Herkese hakkını verecek. Gerekeni 10, gerekeni 1. Ben adaletli bir kadınım. Hak yap, 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 yap. Gelinlere hak ettikleri puanları vereceğim. Sağ ol. Verir. Birinci olmaya geldi. İddialı gelinler var mı bilmiyorum ama benden iddialısı yoktur. Ben hem de güzelim bir de üzerine ek olarak çünkü. Alacağız. Alacağız. Her türlü alacağız, biz alacağız. Alacağız. Para derdim yok, parama para katmaya geldim. Para parayı çeker. Güveniyorum. Bağır. Sonuna kadar. Bağır. Sonuna kadar. Ben de seni seviyorum. Ben de. Bu saç rengi hep böyle midir? 10 yıldır böyle. 10 yıldır. Ton değişiyor sadece. Ay çok güzel, çok güzel. Bak çok... gelin unuttum valla, çok özür dilerim. Aileye takıldım ben ya. Bak, evet bizim aile çok renkli. Aile çok renkli de sana ne demeli? Yürüyen bir cevherci. Ben altı renkli. Vallahi billahi bir anda böyle. Aynen sığmıyorlar. Ay yeni gelin. 5,5 aylık gelin. Ay mutluluklar evet, dilerim. Sağ olsun, Allah çok razı olsun. Düğünde ne takıldıysa. Aynen duruyor fazlasıyla. Sağ ol. Evet. Eklendi, eksilmedi. Evet. Vallahi taktılar da taktılar. Tek tek sayayım mı? Sayayım. Kimler evet. taktı? 7 tanesini annem taktı. Geldi anlamla birlikte. Zaten tamam %80. Ayla ablam taktı, teyzem taktı. Teyze, anneannem taktı, anne benim Ablası. Kendi ailem taktı. Ey maşallah. Ne kayınvalideler var. Abisi taktı. Bunları da yeni aldı. Bunlar özel tasarım. Tamamen bana yapıldı. Bebişi. Saate yer kalmadı. Ay saate yer kalmadı, onu takamadım. O da güzel. İyi ki yer kalmamış aynen. zaten gerçekten de. Markete giderken çıkaracaksın değil mi onları? Tabii ki de çıkaracağım. Normalde takmıyorum. Normalde takmıyorsun. Tamamen size özel. Çok teşekkür ederim. Size... Ben de ne severim ne severim size... altın. Evet. Sizler için. Evet. Peki mutluluklar dilerim çok öncelikle tabii ederim. Ki. Ömür boyu sürsün Allah inşallah. Razı Balıkesir'de olsun. Yaşıyorsun sen de. Bandırma'da. Evet. Bandırma'dasınız. Bandırma'ya da sevgiler, selamlar. Balıkesir'e de selamlar lafı geçmişken. Evet. Yakın mı oturursunuz acaba? Yakın oturuyoruz. Aramız arabayla... 5 dakika yürüyerek, bitti. 15 dakika. Aynen öyle. İşte ama bu. Şu anda, şu anda ben beraber yaşıyoruz. Babam vefatından beri annemi aldım yanıma. Babanı mı kaybetti? Evet. Başın şey, sağ olsun. Kayınbabamı, babam diyorum. Aa, öyle mi kaybetti mi? Başını sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Sağ ol, Allah razı olsun. Evet. Nasıl gidiyor peki beraber hayat? Çok güzel. Valla. Sabahları kalkıyorum, ben çalışıyorum kendim. Meyve suyum sıkılmış, hazır bir şekilde. İçiyorum. Çantama da bir termos koyuyor. Öyle de bunu yersin diye. Beslenme çantası var. Aynen öyle. Kolala yakasını. Ben binene kadar da köşede bekler, ay balkonda bekler. Ben arabaya binince gider yatar. Bundan alası Şam'da kayısı. Aynen. Yani ne kadar güzel. Sanki hala bekarmışsın da annenin evindeymiş. Aynen öyle. Gibi. Aynı düzen devam. Evet. Hele de herhalde böyle tatlış bir kayınvaliden. Bilmiyorum göründüğü gibi mi? Yok, göründüğünden fazla. Yok. Burada var bence... Var mı kayınvalide dikeni? Allah razı olsun. Yok, hiçbir yok. Şekilde. Hiç. Yok. Bir kere bile kalbimi kırmadı. Hayır. Yok böyle bir şey. Burada şahitleri var. Şahitler. Kesinlikle öyle. Konuşunuz. Evet. Peki sizin gelininiz var mı? Benim bir kızım var. Ankara'da. Evli o da Ankara'da. Aa damat var. Evet tamam. Ay. Ayla'nın da oğlu var Zuhal'ın. Evet 20 yaşında bir oğlum var. Seni 20 yaşında. Evet. Evet. Onu da seneye getireceğim buraya. Mert'e selamlar tamam. özellikle Mert'e söyledim. Mert'e selamlar da. İzmir'e siz beraber dışarı çıkıyor ben musunuz kızıma. Mert'le? Tabii ki Ankara'ya. Çok kıskanıyor. Ne diyorlar? Sevgili sevgiliyorlar Zuhal Hanım. Tartışmalarımız var. Evet. Allah. Ne kadar gençsin ama Ayla'cığım yani teşekkür gerçekten ederim. Yaşını sormayacağım. Tahmin ediyorum 3 aşağı 5 yukarı. Çok genç evlendin herhalde. Evet. 20 yaş oldu. Senin şimdi aile evlendin. Sen şu kayınvalide mi olacaksın? Evet, evet ben kayınvalideye de geleceğim. Kayınvalideye bakıyoruz. Geleceğim ben diyor. Geleceğim. Şaka. Tabii geç. Ki.
Peki yemekler nasıl? 5,5 aylık evlisin ve çalışıyorsun. Çalışıyorum, aynen. Yani bekarken yaptın mı evinde yemek? Anneciğin öğretti. Anneciğim hiç bana yemek yaptırmazdı ama öğretti. Aa. Evet, bir elim yağda, bir elim balda. Sen de ne güzel alışmışsın, ne şanslısın. Hep annem ararsın. De öyle. Peki şimdi yemekleri de annem mi pişiriyor? Hayır. Validem pişiriyor. Eşim benden yiyor. Annem ikini çok sever. 33 sene yiyen çocuk şimdi yemiyor. Sen 33 sene doyur, evet. Bak. Şimdi yemiyor. Ne oldu, ne değişti? Vaktinde de beğenmiyordu. Onun istediğine göre yapıyordu. Dışarıda değişik. Yiyordu. Evet. Şimdi hanımından yiyor. Oğlunun adı değişik. Ne? İhsan. İhsan'a bak. Evet. Normalde de yemezdi evde, evet, yani. Evet, yemezdi. Babamla en büyük tartışmaları her oldu kayınbabamla. Her gün kavgamız ondan dolayı. Face food falan seviyor, evet, herhalde. Evet, dışarıda yemesini çok seviyor. Sen ne yedirdin de adama sevdirdin bu kadar? Sevdirdim vallahi. Geliyorum 7'de eve. Ne yaptın İki kız? Saat... Neler neler. Ne pişiriyorsun da bu adam böyle annesinden yemiyor, senden yemiyor. Bir saat diyorum, bir saat içinde 7'de eve geliyorum, 8'e kadar çayımızı içiyoruz. Hem de 3 çeşit yemek, yapıyorum. Ha, yemek yapıyorsun, çay, evet, içiyorsun. Evet, aynen öyle. Televizyon açıyoruz, filmimizi izliyoruz. Aa! Hem eli şey. Bravo, işten gel, yemek yap 3 çeşit. Hem elime hem dilime, değil mi, evet, anneciğim? Evet, dilde de var maşallah. Evet. Maşallah. Hem elime hem diline. Nasıl tanıştın peki İhsan'la? Bir tanıdığımız vasıta oldu. Sonra İhsan'a benim resimlerimi gösteriyor. İhsan'da sosyal medya yok. Ne, hiçbir sosyal medya kullanmıyor. Şaka. Asla. Ay, ne güzel, bravo İhsan. Aynen. Telefonunu al, bir ay sende dursun. Bir cevapsız bile gelmez. En fazla işle ilgili. Budur. Aynen. Budur. Güven 10 numara. İyi yere gelin gitmişim. Ondan sonra açtılar, açmış göstermişler resimlerimi. Bir bakmış, bana bayılmış. Tabii biraz da şof var. Kim bu kız? Who's that girl? Sarılar, biri kızıl, biri, evet, sarı. O zaman sen de tam bu aileye uygunmuşsun. Uygunum, ha. Gerçi kafalar aynı ben yani. Ben tam saç olarak da aynı, evet, zihniyet olarak da aynı. Ondan sonra bayılmış, görüşmek istemiş. Ben dedim ki istemiyorum dedim. Şimdi o bana başka birini daha ayarlama çalıştı. Ben dedim görüştüğüm var, istemedim. Aa! Onu beğenmedim. Bir baktım. Tam istediğim gibi sarışına bayılırım. Sarışın mı? Evet, renkli gözlü. Anneden almış, evet, gözleri. Aynı annesi. Ne biri baba. Evet. Aa, mavi gözlü. Ondan sonra işte görüştük. Şey diyor, işte şeyde, sosyal medyada baktım diyor, biri farklı, biri farklı diyor. Bir geldi, bu geldi diyor. Ama dedim sonuç olarak aldın. Sen sık sık değiştiriyorsun herhalde saçı başı falan. Aynen. Bakımlı. Peki kuaför olan var mı aranızda? Yok. Çok ama tecrübeliyim. Aynen. Nasıl yani? Saçımızı boyar, evet, yapar, makyajımız, her şeyimiz, bütün aile. Şaka. Tasarımcımız, evet, da budur. Aa, şoförümüz, evet, de bu. Alaylı ama yapıyor. Her şeyimiz. Şoför, kiminin eli maharetlidir. Şoförümüz de bu. Gideceğiz mi? Evet, arabası var. Aile iyi kullanıyorlar seni valla. Çok iyi. Kesinlikle kullanmak çok gibi bir şey. Çok iyi niyetlidir, Allah razı olsun. Bir tane. O da benim yani gelinim. Ay, ne güzel. Kardeşim, 3 yıldır tanışıyorum. Bir kere kalbimi kırmadım. Ne güzel maşallah. Saçını çok... sen mi boyuyorsun peki? Evet. Evet. Ha, bu kızıllar, bordolar sana hepsi, ait. Evet. Bana ait, evet. Size geleceğim de gecenin 4.30'da boyadan. Valla harikasınız. Bayıldım size kızlar. Sağ olun. Peki gelelim esas mevzuya tabii, evet, ki. Bugün de büyük final. Bak kalktınız, nerelerden geldiniz. Evet. Gönül isteriz ki gönül ister. Evet. Aa, hem gönül ister ki geliriz. Geliriz. Gönül ister ki hem gönlü ister hem de gönül alım ister ki İnşallah. Gelini birinci olsun. Evet. Onun için önce şu menüyü bir duymak istiyorum, tamam, tabii ki. Hemen. Dünkü gelinimiz çok yüksek puan, evet, aldı, bahsetmiştir. Çok güzeldi. Ama menüsü. Senin de almayacağın anlamına gelmez. Evet. İnşallah. Daha herkesin çok yüksek puanları duruyor. Evet. Benim puanım var. Evet. Size onun puanını için... da aşığım lütfen. Verdim gitti o zaman. Aldım gitti. Güzel ama güzel yaparsan. Güzel olur. Çok güzel olur. Yemekleri güzel yap, ben benden 9-10 feda. Güzel olmazsa bir bile verebilirsin. Zaten kimseye vermem. Allah korusun. Zaten. Sen menüyü söyle bakın bana. Söyle. İlk olarak başlangıç çorbamız yayla çorbası. Yayla çorbası olur. Gayet kıvamlı, güzel tutturacağım menüm. İkinci olarak kapya biber yatağında patatesim var. Onun yanında da kaşarlı pastırma çiğ börek, elimde açacağım çiğ böreğimi. Kaşarlı pastırmalı çiğ börek. Aa, daha önceden hiç yapılmadı. Böyle paçanga yaparlar, evet, ama öyle yapmadılar. Bandırma, evet, çiğ böreği pişirdim. Annemden öğrendim. Süper. Aynen, el açması yapacağım onu. Harika. Ondan sonra ana yemeğimize geçiyoruz. Sebzeli bulgur pilavımız var. Evet. Güveçte köfteli hünkâr beğendimiz var. Güveçte hünkâr, evet, beğendi, köfteli. Evet. Aa, güzel. Son olarak da... En azından klasik yemeklere bir yorum getiriyorsunuz. Evet, kesinlikle. Aynen. İmzanı atacaksın. İnternette bulamazsınız bile yani. Evet, benim kendi güzel yorumum biz var içinde. Biz ona da Türk yemekleri çok güzel. Evet. Değiştirin, kendi, evet, imzanızı atın. Aynen. Salata? Salata olarak mevsim salatam var. Güzel. Son olarak da kabak tatlısı. Kabağımı da Gönel'den getirdim. On kabak numara taşıdın buraya. Taşıdım, neler taşıdım. Arabada neler gelmedi. Şaka. Arabanın içinde yemek takımlarını sakın, her şeyimi getirdim, bravo, buraya. Genel menüyü yani hafif buldum. Hafif basit yani kabak. Bulgur pilavı, yok basit buldum. Geçerli bir menü değil. Menü çok iddialı değil yani. Benim menüm daha ağırdı. Menü çok kolay. Benimle kesinlikle rakip olamazlar. Çünkü benim menülerim çok güzeldi.
menü çok iç açıcı, değişik bir menü değil. Hep bildiğimiz şeyler, tatlısından, çorbasından. Bizi çok tatmin edecek bir menü değil aslında. Peki marketi öğrendin mi, burada nerededir? Aynen öğrendim. Tamam. Biraz da bakındım. O zaman hayır, altınlarını çıkar markete git. Aynen. O zaman evet, haydi o zaman. Sana yazışır işte. Hadi güle güle. Ne demek? Ne dedikodusu? Ayakkabılara bak. Söyleyin. Çok şeker. Çok bıcır bıcır. Evet, Deniz çok, ya. Çok konuşkan. Çok tatlı kendi, ama enerjisi tatlı, çok güzel. Tatlı Deniz Zuhal Hanım. Evet. Bir tek kusur var ama artık ya. Başladık. Ama herkes de o kadar çok başladı kızında da olur derler. Ne de çıkmadı. Hayır. Koltuğun yeri soğumadı ama daha. Ama markete gittiği için şimdi marketle ilgili unutmadan tabii söyleyeyim, evet, aklımdayken. Alışverişe sonra mi çok sever? Çok mu dolaşır? Ağır mı alışverişe? Hayır, alışverişi çok seviyor ama şimdi girdiği gibi ne bulsa daha bakmadan tık alır. Ha, İncelemez. Olmaz. Ben öbür markete research bakarım, o markete yapacak bakarım. Yani her markette indirim neredeyse oradan alırım. Ama bu kişi böyle bir şeyde indirimli yok, market aramaz değil mi? Bak Müksel'cim, sana ne yaptım? Sana da liste, bana da liste. Ciddi misin? Evet, tabii ki de. Ben muhasebeciyim, bizde her şey notla. Her şey var mı burada? Bak kalemim de kafamda, saçımı çek. Allah Allah. Burası mı market? Burası yakın. Listede eksik var. Bizde eksik olmaz. Yarışma başladı. Nasıl hissediyorsun kendini? Başladık, çok iyi hissediyorum. Kalemi çıkardım. Kalemi nereden çıkardın? Kafadan çıkardık. Nereden çıkaracağız? Annenin dün 8 puan vermesine ne diyorsun? Hayırlısı diyorum, hiçbir şey olmaz. Hadi bir puanla kaybedersen? Kaybedersem ona üzerine 15 milyar para veririm. Gerçekten mi? Onu asla üzmem. Sizin gibi kayınvalide gelin bulmak zor. Tabii ki de zor. Kayınvaliden arkandan hangi dedikoduları yapıyordu? Hiçbir dedikodu yapmıyor. Yapmıyor mu? Övüyordur. Zaten her kayınvalide de kızını övüyor. Oh tamam, öyleyse meydan kız görsün. Kalın da gel. Aman. Tuba, nasıl kayınvalideler bekliyorsun? Vallahi kalpleri güzel olsun, gerisi kolay. Para da kazanılır, puan da alınır. Para hiç umurunda değil mi? Hiç umurumda, gram umurumda değil. Senin umurunda olan ne? Vallahi insanlık, başka hiçbir şey önemli değil. Acaba dün 10 puan verdikleri için böyle düşünüyor olabilir misin? Verecekler tabii, hakkını. Kadın 22 yıllık gelinmiş. Sen 22 yıllık gelinsin, bu yaşamada ne işin var ya? Sen de 6 aylık gelinsin. Küçüğüm işte, benim tam pişme yerim burası. Yalan mı? Sence 22 yıllık gelinin ne işi olabilir? Belki onun para ihtiyacı vardır. Yalan mı? Benden daha çok ihtiyacı vardır. Akşam benim annem iki ümreye gitti de, onun daha çok para ihtiyacı vardır, Allah öyle kararlamıştır dedi. Bu yaşa sağ kadar çalıştın, ama kim yiyecek? Aa! Aile patlattı bombayı. Ben çalışıyorum ve gelinime ben de aynı ya, şekilde yedireceğim. Ben de. Yedireceğim gelinime. Aynen. Oğlum yemesin, gelinim yesin. Biz de geliniz. Ama sen biz de yedik. Tabii ki. Paylaşılar çok hepimiz şey yiyeceğiz ya. Yani, yapma ya. Yemeğe geldik dünyaya. Ne o, doğru diyorsun, 3 günlük yani, dünya, yiyelim içelim diyorsun. Tabii ama ki. Yani benim bir tek sıkıntım o. Yani bakmadan başka, alır her evet, şeyi. Evet, hemen. Bir şey lazım dedim mi hemen, neresi? İlk gördüğünü atar torbaya. Tamam. Ben çok araştırırım. Ben de. Çok, özellikle de tabii ki mutfak alışverişiyse. İşte son evet, kullanma tarihi, içeriğini okurum, yarım saat yok, dururum. Yok. Buzdolapların önünde ne var, yok içinde vallahi, ne yok. Ne kadar trans yağ mı, doymuş yağ mı, bilmem pan yağ mı, ner yağ mı, zırt yağ mı, zırt yağ mı. Türk malı mı, değil mi? Değil mi, her şeye bakarım vallahi bile. Bu mu lazım? Tık aldım. Tamam. Sakin olun, bitmek üzere. Neler kaldı? Un. Un aldın mı? Unu almadım. Evet, un nerede? Bırak bunu be. Ama bu arabamı çalar. Kim çalar? Sen. Çaldığım hiç görülmemiştir. Tuz. Şeker nerede? Şeker. Bu şeker yeter mi? Yetmez. Tuba, araba nerede? Arabamı ver. Ben biliyordum ki çalacağını. Şimdi ne arıyorsun? Nerede? Ceviz içi. Kaç geri. Gelinimiz market arabasız alışveriş listesini tamamlamaya çalışıyor. Arabamı verin artık lütfen bak. Arabanı buldum. Nerede buldun? Bak şurada. Şurada mı? Tamam. Şurada. Onu aldım. Nereye gidiyorsun? Araban orada diyorsun, beni yoruyorsun bak. Bak araba buradaymış. Canım arabam. 10 saniye. 10 saniye değil, dur bir daha kontrol edeceğim. Eksik bir şey var mı, sen de bak. Hemen bakıyorum. Aa, tuzu unuttun. Aldım. Nar ekşisi. Aldım. Kuru nane. Aldım. Un aldın mı, un? Un aldım. Almadım. Koş Tuğba, koş. Adamsın. Bak herkes taşıyamaz bu rengi. Gözlükler böyle retro tarzın da var. Şurada evet, da piercing var. Evet. Eşim da. Aa, kaşı evet, görmemiştim. Evet. Ay yazık, eşim ne oldu inşaattan çivi mi düştü? Eşin ne diyor? O da çılgın mıdır? Hiç çılgın değildir. Benim eşim 9 yaş büyük benden. Ha. Çok çatıştık ama alıştık birbirimize. Kabul etti. Evet, benim babam Karadenizlidir. Bir gün saçımı kırmızıdan siyaha çevirdim. Hay kırmızı daha güzel dedi. Karadenizli bir adam bunu söyledi şaka yani. Şaka yapıyorsun. Ben çevreme bunu kabullendirdim. Bravo. Kayınvalidem işte
Koyu olmuş, aç aç. Aç aç mı? O da 82 yaşında. Aa maşallah, evet. Ne güzel mi senin aile yaptı bizim? Da öyle bakayım. Aa, evet. Kimsenin oğlumla yok. Çok çatıştık bu konuda. Ha, erkekler biraz daha horozlanıyorlar. O da şimdi kıskandı. Anneyi kıskanıyor. Kız arkadaşlarına tanıştırırken böyle evet. Çok hava yapıyor yani. Kız arkadaşları seni görünce ne diyorlar Allah aşkına? Yani, çok merak ediyorum. En son kız arkadaşı, ben senden yaşlı duruyorum Ayla abla. Saçımı kısalttırdım biraz daha genç görünmeye. Artık aşılı oladı bu enerjiden. Evet. Ay ne güzel, oğlun evet. Şansı valla. Kızın da böyle kafa evet. Dengi genç, arkadaş evet. Gibi anne evet. Var. Evet. Ne kadar güzel, harika valla. Çok güzel geçiniyorlar çok yani. Süper, Allah süper. Razı olsun. Çok... Zuhal Hanım bir kahve içelim mi? Ay içelim ne olur. Ay, hadi kahve ay, içelim. Size ikramlık da getirdik. Ne diyorsun? Evet. Taşıdınız. Zeytinyağı aldın mı? Zeytinyağı aldım. Un aldın mı? Galeta unu. Galeta almadım. Tuğba! Nerede? Çabuk! Galeta unu nerede? Koş! Buldum, 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 buldum. Sen olmasan var ya kimsenin işi yürümez bu şeyde, yarışmada. Kayınbabanın özel baharatını aldın mı? O... Evde. Kabak getirdin mi? Getirdim. Ablanın salçası? Evet. Sivas pekmezi? Evet, annem yapıyor. Sivas pekmezi. Hem kayısı hem dut. Peki vişne kompostosunu neden sildin? Kırılır diye korktum. Arabada geliyoruz ya. Bana getirseydin keşke. O da ev yapımı biliyorsunuz mu? Dünür annem yapıyor bizim orada. Ablanın annesine babasına dünür anne, şeyine de dünür baba derler. Ya ne kadar değişik değil mi? Alışverişi tamamlayan gelinimiz kasaya ödemesini yapıp evin yolunu tutuyor. Diğer poşetler sende mi? Merak etme bende. Ailenin kuaförü, ailenin şoförü. Ve ailenin evet. Kahve yapanı sevgili aile yapıyor ve tasarımcısı. Evet. Teşekkür evet. Ediyorum. Afiyet olsun. Bunlar da bu böreğin dilime bak. Evet. Bir dilime bak. Tam da miksere göre. Kıyma zaten mikser iyiydi. Ben de bitirme dedim Zuhal Hanım'a getirdiler dedim ama ablacığım, zor toparladım yani. Ya olur mu canım o yesin, doysun, ona şifa olsun. Olsun, et olsun, kas olsun. Sizlere ona. De buyurun sizlere de afiyet olsun. Sağ olun efendim. Kimler yaptı bunları yahu dolmalar? İçli köfte mi o? Evet içli köfte. Kızımın annesi. İçli içli evet. Bakıyorum. Sporda yapıyorsun galiba. Ben hayatta yani yapıyorum işte. Spora da yeni yazıldım ama daha gitmedim. Spora yeni mi yazıldın? Hayatım hep spor ve diyetle geçiyor bak. Gerçekten mi? Dün evlendikten sonra 8 kilo aldım. 8 kilo mu? 6 ayda. Ne diyorsun Tuğba? Vallahi. Hadi gidelim eve. Gönül Hanım siz onu bunu bırakın da. Evet buyurun. Niye olacak dünkü puanlar? O kadar yüksek puan aldı ki o kadar yani. Ama siz de 8 verdiniz. Evet ama hakkını verdi Zuhal Hanım. Yemek... Ayla doğruydu o ayla. Zuhal Hanımcığım buyurun. Çok teşekkür ederim. Yemekleri çok güzeldi. Şimdi ana... Evet çok güzeldi çünkü doğru. Kızım dedi ki anne dedi. Hakin ana... Sanırım bu haftanın en iyi masasıydı değil mi? Evet. Hepimiz hemfikiriz. Doğruyu söylemek gerekirse en güzel masamızdı yani. Evet. Kusursuz, evet. Tat, lezzet. Birebirdi yani. Peki 10 puanlık mıydı? 10 puanlık değildi. Eksikleri vardı. Hatta niye 10 puan geldi Melih Hanım'dan sizce? Vallahi o dün aslında şey Melih Hanım'la Ayşe Hanım'ın arasında bir sürtüşme olduğu için masada. Bozacağım ben bu oyunu. Geldim, evet, ben geldim, evet, ben geldim. Onun için çatal, tabak, merhaba, üstüne. Ben geldim. Hoş geldin. Yani. Çok geçiyorum hemen. Buldun da çok güzel ha şükür şükür. Biz her zaman şükür evet, şükür. Evet çok tarzsınız yani. Spora spor klasiğe klasik bizde. Muhteşem bak. Hemen şöyle spor tarzını da seviyorum. Her evet. Yere uyarız. Gold tarzından sonra. Evet. Evet getirin torbaları. Evet. Çok teşekkür açın ederim Tuğba'nın yardım ettiler. Tabii ederler. Alayım Tuğba'cığım ben. Hoş geldin hayatım. Yoruldun mu bir tane? Yemek yok. Yiyip içip oturmak yok. Yok tabii. Tabii biraz da torba taşısın da o iyi yerler. Tamam mıdır? Yoruldun mu bir tane? Nasıl maşallah. Ailenizin medar iftarı Ayla senin için açacaktır da mutlaka torbalı. Tabii ki. Sen hemen açıyorum. O Ayla o. Hemen açıyorum. Teşekkür şey. Ederim. Saçlarını başlarını topla. Ayla su koymamışsınız bir tane Zuhal Hanım kahvenin yanına. Ay yok tamam Cürcü alırım efendim. Zahmet etmeyiniz efendim. Olsun. Biraz yanım. İnat onuydu o. Biz o evet. İnat onlarını görüyoruz. Evet. Hayali 8 hak eden bir masaydı. Onda... Çok yani fazlaydı. Biraz fazlaydı ama verildi artık. Ama ve de bugün büyük final. Masanın hakkı 8'di Zuhal Hanım. Ama mesela gelinin yemekleri güzel olursa sen de bekliyorsun. Evet tabii arkasındayım zaten ben ama şey birinci günden pazartesi gününden hani kendi yarışmama kadar hak eden kazansın. Yemekleri bravo. Lezzetli. Gerçekten noksan ve kusuru olmayan diye her zaman söyledim. Dünkü menüyü çok beğendim. Mükemmeldi bak hiçbir eksiksiz noksansız harika. 10 puan da verdim. Hak etti. 10 puan direkt hak etti yani. Hakkıyla hak etti. Meliha Hanım oyun yapacağım dedi. Oyununu masada yaptı. Yani bravo ona bir şey diyemiyorum.
benim kızımın hakkı yine oynadı. Ayşe Hanım'dan o puanı beklemiyordum. Evet. Ama 3 de veremezdi. Biraz psikolojik baskı hissetti üzerinde. Evet. Çünkü ya 3 verecekti ya 7 verecekti. Çünkü siz her zaman kızlarımın hakkını yedirmem diye biz televizyonlarda evet, yedirmem. Seyrediyoruz. Onlar hatta benim de kızlarım, evet. Kardeşlerim, ablalarım sayılır. Onun için yani hakkını yemediler kimse. Ama Ayşe Hanım çok kötü köşeye sıkıştı ve 3'ü evet. Veremezdi. Kullanamadı. Kullanamadı evet. Çünkü bir 3'ü kalmıştı. Evet. Yediği tabii ki çıkardı. İstemiyor ama rengi mengi ne oldu öyle kadın? Evet. Kızardı, bozardı. Normalde otururken hiçbir şey yoktu ama sinirlenince vallahi içinden başka bir Ayşe çıktı. Çıktı. Evet. Kırmızılıklar da çıktı. Kırmızılıklar. Sinir kart sayısı. Evet, tavan yaptı. Kendi gelini güzel puan almıştı. Ama eksikleri vardı Zuhal Hanım. Bak yani. Şimdi. Menüsünde eksiği yoktu da. Hayır hayır. Lezzetlerde yani o evet, olmayanlar vardı. Dün herkes hemen hemen bütün yemekleri beğendi evet, yani. Evet, hemfikirdik. Ufak tefek şeyler dışında. Evet. Genelde etin iyiydi yani. Etin hafif bir sertliği. Tamamdır. Bir bitirdik. Aylacığım müthişsin. Bir vallahi tık. Ceketinle mi diyeyim? Ayakkabını çok mı diyeyim? Elbiseni mi diyeyim? Sağ olun. Rujunu mu diyeyim? Gözlüğünü diyeyim, saçını mı diyeyim? Daha ne kadar üveyim? Ay böyle bir şey olamaz. Vallahi şu oğlun hadi bir söz nişan bir şey hadi ya. Vallahi billah. Gelsin. Değil mi? Aileyi görmek istiyoruz efendim soframızda böyle bir kayınvalide. Oğlunun sözlüsüyle konuştum. Mikser ama ben yemek yapmayı bilmiyorum dedi. Sözlüsünü çalıştıracaklar. Şimdi mikser vereceğiz sana. Aa, hadi yapsın. Hadi yapsın. Eli lezzetli olsun da. Balık ızbandırmadan bir tane daha yarışmacı geliyor. Evet, ben yıllar evvel gelmişim. Evet. Çok güzel bir yerdir. Bekleriz, gene bekleriz Zuhal Hanım. İnşallah. Gelin buyurun. Ben geldim. Hoş geldin hayatım. Aynen. Günün günün yarışmacısı, haftanın son yarışmacısı. Final sofrası hazırlayacak bize. Hayırlı her şey bak orada emrine amade. Yayıldı bütün malzemeler. Allah razı olsun herkesten. Çok rica teşekkür ederiz. Ederim. Tatlişkom hazır mısın? Süreni başlatacağım. Hazırım ama küçük bir hediyem var. Değil, bana mı? Balıkesir Gönen'den. Şu an hemen canım, çıkarayım. Ay canım ne zahmet ettin. Çok teşekkür İnşallah ederim. İnşallah beğenirsiniz. Aa ne zahmet. Tamamen el işi. Vallahi. Zeki yine iğne oyası. Bayılırım el işi şeylere. Ay iyi sizin bluzlarınızı giyin takın. Özel size. Zaten güzelsiniz. Siz de daha güzel olacak. Çok teşekkür ederim. Şöyle boynunuzda iki yer ters oldu. Tamam. Ay çok güzelmiş. Evet. Çok teşekkür ederim. Uçlarında da var. Ellerinize sağlık. Var. Çok mersi. Rica ederim. Peki 2,5 saatini başlatıyorum Tuğba. Evet. Kolay gelsin. Hadi bakalım. Hadi. Hazırım. Hadi başlıyorum. Rastlıkla. Teşekkür ederim. Bol şanslar. İyi mutfak da genişmiş. Geniş güzel. Geniş çok iyi. Tatlıyla başlayan Tuğba hemen kabaklarını dilimleyip yıkıyor. Ardından tencereye alıp üstüne şeker, tarçın ve karanfil koyuyor. Neyle başlıyorsun bu arada? İlk önce kabak tatlımı koydum. Şimdi hadi hamurumu bakalım. Yoğurup dinlenmeye bırakıyorum çiğ börek için. Kabakları taşımış. Taşıdım valla. Neler taşıdım bir görsen. Arabayı keşke. Adana'dan etini taşıdı be. Çocuğum gibi taşıdım oldu ve birinci oldu. Harika göremiyorum. Biz de kazanacağız Allah'ın izniyle Zuhal Hanım. Hoş gene basit bu menü. Ne var ki bunda? Lezzet. Nedir ki diyecekler. Hep evet diyecekler desinler evet. Olsun. Ama... Zuhal Hanım gerçekten basit. Hiç de değil. Aşaması çok. Hangi senin aşaması zor? Tatlının kabaklarını bile kesip getirmiş. Kesip getirmedim. Onlar öyle satılıyor pazarda. Onun kıvamı esas olan kabak ne kadar da kesik olsa... Sertliği, yumuşaklığı, lezzeti. Onu bunu anlamam hanımlar. Haftadır bu insanlar evde kabak yiyorlar. Bunlara yazık. En iyi kabağı bulmak için. En iyi kabağı da buldum. 100 aile üyesi üzerine deneyler yaptık. Yaptığımız testler ve anketler sonucunda 100 kabaktan hangisi bakalım en iyi lezzeti kadının vermiş? Köyünü buldum, köyünden aldım, vay köyünden ya. Özel getirttim. Evet. Tuğba, evet, vallahi uğraştım. Allah biliyor. Çok güzel. Harika, çok sevdim. Bir muhallebili tatlıdan daha da meşakkatli olacak kabak tatlısı diye düşünüyorum mikser. Madem Balıkesirlisiniz, kabak tatlısı yerine neden höşmerim yapmadınız? Yanlış bilinen bir bilgiyi paylaşıyorum. Balıkesir'de kolay kolay höşmerim kimse yiyemez. Gelinine bir höşmerim öğretmedin ama. Yo, isteseydi öğrenirdi de biz bunu uygun görmüştük kızım. Nereden biliyorsun bilmediğimi? Evet. Tuğba kaşarlı pastırmalı çiğ böreğin hamurunu hazırlamaya başlıyor. İhsan'da birazcık kıskançlık varmış. Bir çok. Öyle duydum. İhsan'da değil bende. İhsan'ın hiçbir suçu yok. İhsan'ın suçu yok. Tamam ben bak, kıskanım. Bak ismi olur. İhsan'ın suçu yok. İhsan'ı gördünüz mü? Yakışıklı kocamı. Yakışıklı. Bence de gösterdim. Nerede güleyim? Onu da getirdim, izin aldırdım.
Arabaya koydum. Ama çıkmıyor Zuhal Hanım. Ben çıkamam diyor. Çıkamam diyor. Devlet memuruyum diyor. Buraya mı geldi İhsan? Evet, o da burada. Getirdi. Evet, o da. Tabii ki de getireceğim. Şansa bırakmamış, yalnız bırakır mı hiç? Evet. Aman. Bunu örtmeyeyim. Dur. Dur bir ara ben göreyim o İhsan'ı bakayım. Görün. Bence kızımız İhsan'ı tek bırakmak istememiş. Kafasını koparım, hiçbir şey yapamaz. Sorun yapamaz mıyım anneciğim? Tamam. Ama İhsan'ın gözü de fıldır fıldır. Sen de. Ya asla. Tanıştık, mikser seninle burada iki gün takılalım dedi. Tuzağa duyuyor musun bir tane? İhsan akşam işten çıktı mı eve gelir, bir daha da asla çıkmaz. Kim? İhsan mı? Ben son gördüğümde Talih'le konuşuyordu. Eyvah! İki oğlum da öyle. İşte şimdi tehlike çanları İki çalıyor. Oğlum da öyledir. Ana yemeği hünkâr beğendiğiyle devam eden Tuğba, közleyeceği patlıcanlar üzerinde delikler açıyor. Ama kızımız çok ağır Zuhal Hanım. 25 dakikası bitti, daha ortada hiçbir şey yok. Siz, sen hiç merak etme. Sen daha dur. Bakayım. Bakın. Tencerene bakayım. Bak. Fırına da şeyimi koydum, hamurumu yoğurdum, közlenmeyi patlıcanlarımı koydum, şimdi köftemi yoğurup dinlenmeye bırakacağım. Tamamdır da. Bitti. Evet tamam, bitti ya. Daha neler olacak neler. Zuhal Hanım gitsin de gerçekten bitti mi, o zaman görürüz. Çemeni sıyrılmış, bravo, tabii, tabii. Doğru almıştı. Tabii. Etini de güzel aldın mı? Etimi de güzel aldım, çift çekim galiba bunlar. Evet bak, köfte hünkârı da print etmiş hem de el yazması. Neler onlara da yaptım liste, kendime de yaptım, evet, takip edin şartım. Diye ben muhasebeciyim. Sana. Muhasebeci kız kayıtlar tutuyor her şey. Alışveriş listesinin aynından bana da yapmış. Hiç yanlış yok bizde, yalan da yok, her şey real. Vallahi harikasın. Evet. Bak vallahi ben senin şansını yüksek gördüm. Eğer de lezzetini verirsen yemeklerin evet, hakkını. Evet, elim lezzetli çok şükür. Ha, şimdi onu da sana gelsin be bugün. Ben de bakalım. Yerim. Bugün bir sürpriz olabilir. Melih Hanım'a verdi 10 puan ama 9'u var. 9 var. Evet. Diğer kayınvalidenin 9'u var. Ayşe verir. Önemli olan Zuhal Hanım. İnşallah. Evet, Zuhal Hanım'ın size güveniyorum. Yüksek puanı var. Evet. Sizi öpüyorum kızlar. Bol şans diliyorum. Teşekkürler. Hadi bakalım, bak işine vakit kaybetme. İnşallah güzel. Büyük final için Tuğba yarışıyor. Sağ olun, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet hanımlar. Hoş geldin. Hoş buldum. Tuğba'cığım ben buralardayım, ihtiyacın olduğunda beni çağır canım. Öptüm çok. Kolay gelsin. Kayınbabamın özel baharatı ölmeden önce yapmıştı. Sonunu kullanacağım. Gerçekten mi? O baharatı görebilir miyim? Kayınbabamın özel, kendi elleri yapıyordu. Vefat etti, köfte baharatı. Bunu koyacağım, kadınlar parmaklarını yiyecek. Kayınpederin kendi mi yapardı? Evet. Yemeğin ustasıydı, et çok hastası oldu et yemekten. Gerçekten mi? Ne kadar oldu babanızı kaybedeli? 2 ay oldu. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Allah. Tuğba, şimdi neye geçtin? Evet, şu an hünkâr beğendiğin köftesini yapıyorum. Neler koydun içine? Neler koydum? Galeta koydum, şimdi yumurta sıkacağım, soğanlı koyacağım, sarımsağını koyacağım. Ondan sonra işimiz kolay. Hünkâr beğendiğinin köfte harcı için soğanlar rondodan geçtikten sonra bıçakla da iyice kıyılıyor. Bunları köftenin harcını koyacağım. Şimdi suyunu da sıkacağım bir güzel bunun ben. Gelin hanım, oldukça da tecrübeli görünüyorsun. Tuğba, kayınvalideni ilk gördüğünde ne düşündün? Ne dedim biliyor musun? Evlenmemin en büyük sebeplerinden, eşimle evlenmemin en büyük sebeplerinden biri annemdir. Başka da kimse değildir. Gerçekten mi? O kadar çok mu seviyorsun? Birbirimizi çok seviyoruz. Vallahi ana kız gibi. Yani oğlumdan daha çok seviyorum diyebilirim. Ne diyorsun? Yanlış mı duydum? Hatta oğlum kıskanıyor. Hanımlar, Zuhal Hanım'ın size bir hediyesi var. Çok teşekkür ederim. Rengi de çok güzelmiş, bayıldım. Kutusu burada, hediyeniz içeride. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok güzel görünüyor hanımlar. Hünkâr beğenmiş. Hanımlar niye beğenmesin? Hünkâr beğendi. Güzel ama güveç de güzel. Sunumu, lezzetini güzel vermişse bak bunu, buna da bakacağım. Bu benim şeyim, tarzım bir menü. Güzel. Kayınvalidelerin hepsini seviyorum, onların hepsine de hediye aldım. Hepsi bizim anamız. Ne hediyesi aldın, gösterir misin? Yok. Şu an gösteremem, sonra göstereceğim ama söz veriyorum. Dolabı kullanmam gerekiyor. Bir saniye. Bravo Tuğba, çok iyi gidiyorsun. Köftemi yoğurdum, dolabı koydum. Onu geç, onu sonra yapacağım. Patateslerimi doğra, kapı biberle hepsini doğrayacağım. Şimdi doğrama işlemine geçtim. Neyi doğruyorsun? Pilav için doğrama işlemine geçtim. İş yapma sıranı okuyabilir miyim? Evet. İstediğin kadar her şeyi okuyabilirsin. Sebzeli bulgur pilavına geçen Tuğba, önce soğanları sonra da havuçları küp küp doğruyor. Şimdi sırada ne var? Tereyağımı koyacağım. Tereyağı ne için? Pilavım güzel olsun diye. Bulgur pilavına geçtin yani. Geçtim tabii. Şimdi ben yayla çorbanın bir de suyunu koyayım, sen ağla. Sebzeli bulgur pilavı için havuçlar kavrulurken patlıcanla doğranıyor.
anneciğim, sen güzel çiğ börek yapar mısın? Ama denemede benimkinden üstün geldi. Vallahi şeyi ilk denemede herkes bana puan verdi. Bundan sonra dediler çiğ börek Tuğba'dan. Ama benim pabucum damağa atılmış mikser. Bulgur pilavının sebzelerine devam eden yarışmacımız kapya ve yeşil biber doğrayıp tencereye yolluyor. Sebzeleri koydun. Koydum. Tamam. Çok güzel. İyice kavrulsun. Pilavın içine hangi sebzeler girdi söyler misiniz? Şimdi hemen söyleyeyim. Patlıcan girdi, biber girdi, domates girecek. Soğan girdi. Sebzeli bulgur pilavı tereyağına, güzel kavurması, domatesi, biberi her şey içinde olursa güzel olur. Ama olmazsa eleştirebilirim ben onu. Tuğba'cığım ne yaptınız? İyiyiz bebeğim. Gönül abla sen biraz dinlen. Ben Tuğba'nın yanında olmak istiyorum. Aynen. Şey patlıcanlara bakar mısın galiba? Karıştırabilir miyim? Karıştırabilirsin bence. Mikser. Hadi kısa bir süre karıştır. Sen kaç yıllık evlisin Ayla? Ben 21 yıllık evliyim. Artı kayınvalidemle yaşıyorum. Gerçekten mi? 21 yıldır kayınvalidemle yaşıyorum. 21 yıldır kayınvalidenle mi yaşıyorsun? Kayınvalidem kızlarından çok beni sever. Ne diyorsun Ayla? Kayınvalideyle aynı evde yaşamak zor mu kolay mı? Benim için hiçbir zorluğu yok. Hiç zorluk çekmedim. Annem gibi gördüm. Annemden daha çok onunla yaşadığım için hiçbir zorluğu yok. Çok seviyorum kendisini. Öpüyorum tonton yanaklarından. Senin giyimine, piercing takmana, saçlarına karışmaz mı? Kesinlikle hiçbir karışmaz. Şey mutlu oluyor hatta bence. Hatta yönlendirir aç rengini. Bu sana daha çok yakışıyor aynen diye. Kayınvaliden nereli? Kayınvaliden Balıkesir Manyas ilçesinden. Sen nerelisin? Ben Karadenizliyim. Trabzon Maçka. Gerçekten mi? Evet. Bulgur pilavı için kabukları soyulup doğranan domatesler tenceredeki sebzelerle buluşup kucaklaşıyor. Sebzeli bulgur pilavı. Bildiğin dik bulgur pilavı. İçerisine artık sebze olarak ne kullandığı bakıp göreceğim onu. Sebzeleri kendisi mi haşlayacak yoksa hazır konserve mi alacak? O da ona göre değer kazanacak, değerlendireceğim. Yoksa bilindik bulgur pilavı. Tuğba, 1 saat 5 dakika bitti. Şimdi nasılsın? Çok iyiyim. Sebzeli bulgur pilavının suyu ayarlandıktan sonra içine pul biber, karabiber ve nane konuyor. Nihayet pekmezi döküyor muyuz? Dökeceğiz. Tatlıya devam eden gelinimiz kabakları cam tepsiye alıyor. Ay çok güzel oldu, vallahi çok güzel oldu. Şu an kendi yaptığımı beğendim. Gerçekten mi? Evet. Maşallah. İçine başka bir şey girecek mi? Girecek. Ne girecek? Köyden annemin yaptığı kendi dut bahçemizden pekmez. Ne diyorsun Tuğba? Suyuna karıştırırsan daha güzel olur. Tamam. Sen de güzel yemek yapar mısın Ayla? Kabağından evet. Öğrendim. Evet. Gerçekten mi? Kayınvalidem el verdi. O da çok güzel yemek yapar. Seni de yarışmaya alıyor muyuz? İnşallah. Senden nasıl bir kayınvalide olur acaba? İyi bir kayınvalide olacağımı düşünüyorum. Arkadaş gibi mi? Tabii ki. Kabakların üzerine pekmez döken yarışmacımız cam tepsiyi fırına veriyor. O kabaklar bana az gibi geldi. Neden? Gerçekten çok az. Miksere yetmeyecek. Bana yetmeyecek bana. Uyduramadım bu menü içerisinde bir kabak tatlısı. Yani uyumsuz bir hal aldı. Yani kabak tatlısı kabakları soydun koydun oldu tatlı. Hünkar beğendiden sonra kabak tatlısı çok hafif kaldı. Koskoca hünkar beğendi arkasından kabak tatlısı. Ha, kabak tadı verdi. Olmadı. Ben de geldim bakalım neler şimdi yaptınız. Şimdi çorbamı koyacağım aşkım. Af. Anneciğim çok kötü gidiyor. Ortada hiçbir şey yok. Yapar Tuğba yapar. 1 saat 10 dakika geçti. Ama ortada hiçbir şey yok. Yok her şey var. O işten her şey başlandı. İşten geliyor bir saat içinde dünya yemek çıkarıyor bana. Çıkartabilecek mi sizce? Çıkartacağım. Ne istiyorsun hayatım? Fincan arıyorum anne. Nihayet yayla çorbasına geçiyor muyuz? Geçti. Tuğba'cığım ben ile tamam. Gidiyorum. Tamam. Yardıma ihtiyacın olursa gelirim. Gel ablam. Yayla çorbası için ne yapıyorsun? Pirinçlerimi yıkadım. Beyaz suyunu akıttım. Sonra tencereme koyacağım. Ondan sonra kolay. Yayla çorbası için yarışmacımız yıkanan pirinçleri haşlanmaya bırakıyor. Anneciğim, Sabahat Hanım 8-10 puanları aldıktan sonra bugün adaletli olacak mı? Vallahi vicdanına kalmış bir şey. Aynen öyle. Sabahat Hanım hiçbir masayı beğenmedi. Vallahi bilemeyeceğim artık ama şey insaniyetli ben hani yemeklerin o da lezzetine vereceğine inanıyorum. Bugün final günü. Gelinim çok güzel yemek yaptı. Onun için biz bomba gibi geliyoruz. Benim üstüme yemek yapan olmadı. Bomba gibi geliyoruz. Şimdi şunları da bir suya basalım da sirkeyle.
temizlensinler. Önden temizleyelim ki işimiz çabuk bitsin. Tabii tabii, önden yapalım, sonra salatadan laf yiyor kızlar. Süreni yarıladın. Ortada bir şey var mı? Yok. Var, her şey var. Her şey var. Ne mesela? Bak şey, patlıcanlar, pilav oldu, çorba. Evet, çorba pişiyor. Kabak hepsi oldu. Anneciğim ne oldu ki? Olur olur, sen de karıştırma ortaya, mikser. Mevsim salatasına girecek sebzeler yıkanıp suda bekletilmek için hazırlanıyor. Ayla, ben bir hava alayım. Gel kızım sen bir. Bak. Kayınvaliden de sürekli kaçıyor Tuğba. Stres yapıyor, o üzülmesin, ben üzüleyim. Ben çevirebilir miyim? Güzelliğinin hatrına çevirsin. Bir tek şartla çevirebilirsin. Nasıl? Seni yarışmaya alırsak çevirebilirsin. İnşallah, senin hatırına geleceğim. Hadi bakalım çevir o zaman. Senin hatırına geleceğim, ikna edeceğim gelin alayını. Bugün final günü. Finale geldik. Tabii biz aksilikler yaşadık. Bizim olmadı. Ama ben kendi açımdan çok adaletli puanlar verdim gelinlere. İçimde bir his var, hep kazanacaksın diyor bana. Kesinlikle inanıyorum. Evet, Tuğba bu yarışmayı kazanacak. Kazanacağım. 15 bin lirayı alacağız, kılık kıyafeti harcayacağız. Aynen, buradan harcayıp gideceğiz. Evet. İstanbul pahalıdır şimdi. İstanbul çok pahalı hanımlar. Evet, evet. Tuğba yayla çorbasının terbiyesi için kaseye yoğurt alıyor. Sonra da ara sıcağı için közlenen kapya biberler kontrol ediliyor. Şu anda ne yapıyorsun? Şu an terbiyesini hazırlıyorum çorbanın. Terbiye için ne lazım? Bir tane yumurta sarısı koydum. Bunun püf noktası süzme yoğurt koyacaksın, bir kaşık. Ona ekşili tat veriyor. Sonra normal yoğurt. Bak, mikser gibiyim. Senin gibiyim aynen. Gelinimiz terbiyeyi hazırladıktan sonra çorbanın suyuyla ılıştırıyor. Terbiyeyi tekrar çırptıktan sonra yavaş yavaş çorbayla buluşturuyor. Çorban bitti, ne oldu? Çorban kesildi. Kesilmedi, gram kesilmedi vallahi lütfen. Bence ben... Şu anda çorba kesiliyor, hemen çekin arkadaşlar. Tırmazsak belki kesilebilir. Hayır hayır, kesilmez Ayla abacığım, sen hiç merak etme. Ayla kesilir. Denedik, çok yakın zamanda denedik, kesilmedi. Kesilmez, tamam bitti. Yayla çorbası yaparsa güzel olur yani, becerebilirse, yoğurdunu kestirmezse güzel olur. Yayla çorbası kıvamını, lezzetini tutturmuşsa sevdiğim bir çorba. Kışa uygun. Tuğba, acaba kayınvalideni mi çağırsak? Gönül anne! Soğan nerede? Evet, bana müsaade Tuğbacığım. Oyuncu değişikliği oldu. Geldim. Niye sürekli yer değiştiriyorsunuz anneciğim? Anneciğim, kolay gelsin, ne yapıyorsun? Stres yapıyorum, heyecan yapıyorum. Anneciğim, bırakmazsan puanlar gidiyor. Bıraktım. Kapya biberin üzerine kızarmış patates mi koyacaksın? Evet, çok güzel olacak. Başka bir şey giriyor mu içine? Üzerine domates sosu yapacağım. Bu bildiğin kızartma yani. Aynen. Patatesler değişik çıktı. Nasıl değişik? Ay, hiç hoşuma gitmedi. Baksana morluk var içinde. Bu patatesi deneyeceğim bir de. Eyvah! Kabak tatlısı yanıyor. Tuğba yanmış mı? Ay, çok güzel olmuş be. Vallahi biraz daha dursun, üstüme tamam. Kızarsın. Tamam, bir tane. Gelinimiz kapya biber yatağına girecek patatesleri soymaya başlıyor. Elebilir miyim? Mikser kırmızı biberleri. Elleyemezsin. Boş ver. Anneciğim, bu konuda bir fikir birliğine varalım istersen. Varalım. Elleyebilirsin. Ama ve lakin... Yok. Bir şartım var. Yok ha. Almayayım. Şartını kabul etmiyorum. Balıkesir'den beni evlendirmen lazım. Allah'ım ya, nereden bulayım ben? Niye, ben bulurum. Sen niye sıkıntı yapıyorsun bebeği? Bilmem, bulacakmış benim gelin. Şaka ediyorum, şaka. Elleyebilirsin. Ama çok az. Anlaştık mı? Tamam, hemen. Anlaştık mı Boncuk? Tamam, ben... bitti o. Ben kapattım onu. Kapattım da. Kapattım. Şu kızgınlığına. Tamam yeter. Sen onu kızgın, ben onları kızdırdım yeterince. Yarışmacımız kapya biber yatağına yerleştireceği patatesleri soyduktan sonra doğramaya başlıyor. Ve nihayet patlıcanlar közlendi. Kolaylı patlıcanlar meydana çıktı. Hünkar beğendi de kullanacaksın değil mi? Hünkarıma başlayacağım çünkü. Kapya biber yatağını dolduracak patatesler kızgın yağda kızarmaya başlıyor. Pazartesi yarışan gelinimiz Ali Nazik yapmıştı ama közlenen patlıcanın kabuklarını ayıramamıştı. Bak izle. Bakalım sen ayırabiliyor musun? Ayırabiliyorum. Bak. Birincisinde çok çekirdek var galiba. İçine var ama o patlıcanın ayıbı, benim değil. Gerçekten patlıcanın ayıbı. Peki kabuklarını düzgün ayırmanın sırrı nedir? Ya hiçbir şeyi bekleteceksin. Sıcak tabii elin yanar. Ana yemekle devam eden yarışmacımız közlenen patlıcanların kabuklarını düzgün bir şekilde soyduktan sonra doğruyor. Patlıcanın içine başka bir şey daha girecek mi? Girecek. Ne girecek? Şimdi onu muhallebi gibi yapacağım. Kaşar girecek, karabiber girecek, un girecek, süt girecek. Girecek de girecek. Köfteli Hünkar beğendi. İsim güzel, bak isim beni bir şey böyle bir ahenkle, beni bir coşturdu.
Yani hünkâr beğendi. Güzel ama güveç de güzel. Sunumu, lezzetini güzel vermişse bak bunu, buna da bakacağım. Bu benim şeyim, tarzım bir menü. Güzel. Biliyorum, yedim ama yani herkes yapamaz. Güzel olursa tabii ki eleştirmem ama güzel olmazsa eleştiririm. Gönül anneciğim, sen evde yemek yapıyor musun? Yapmıyorum. Benim beyim yapıyor çünkü yemekleri ondan. Açtım beyim de Allah rahmet eylesin. Babam bir yemek yapar. Bu tatlısı diyorum ya, et yemekler. Vallahi çok güzel yemekler yapardı. Onun yağı, tereyağı hepsi özel yerlerden gelir. Çok güzel. Öyle dandik yapar. Asla bir şey de yemez. Ben yam attım yani yanında, o aşçıydı. Ne iş yapardı beyefendi? Limanda, makinist. Çok havalı adamdı. Ana yemeğin beğendisine geçen Tuğba, tereyağı da un kavuruyor. Anneciğim, kızımız gerildi galiba. Gerilme Tuğba'cığım, yetiştireceksin bir tane. Gerilirsem yetiştiremem zaten. Annene mi kızdın yoksa? Annem, hayır, anneme kızmıyorum. Rendemi kaybettim. Tabi orada yemeğim. Son 5 dakika! Tamam öyleyse, kesin yetişir. Ana yemeğin beğendisine devam eden yarışmacımız kavrulan unun üstüne süt döküp karıştırıyor. Tarifi kontrol ettikten sonra patlıcanları koyuyor. Ortalık iyice karıştı anneciğim. Kızımız yetiştirebilecek mi? Yetişince bana ne ısmarlayacağım? Sen bu menüyü yetiştirirsen sana ne ısmarlayacağım biliyor musun? Kaymaklı kabak tatlısı. Tamam, anladım. Gelinimiz beğendinin karabiberini ve tuzunu ayarlıyor. Anneciğim, gelinin beceremiyor galiba. Gelir, becerir. Şöyle çekilin, yanmayın. Çekilin yoldan, geliyor patatesler. Annem beğendiği bir tür karıştırabilir mi? Hadi karıştır anneciğim. Hemşehriyiz anneciğim, o kadar olacak tabii ki. Beğendinin tadına bakabilir miyim Tuğba? Tabii ki de bakabilirsin. İstediğin her şeye bakabilirsin. Bakalım beğendi nasıl olmuş. Anneciğim bir bana müsaade eder misin? Tamam aşkım, hadi. Hadi bir tane. Kaşarımı rendeleyeyim, tamam. Bir dakika, kaşarımı rendeleyeyim, sen onu karıştırmaya devam et. Tuzu yavaş. Bravo gelin hanım. Tadı hiç de fena değil. Bitti bitti. Aferin benim kızıma, aferin. Pilavım tamam. Hünkâr beğendi mi şimdi? Çorbanın tuzunu, tadına baktın mı? Daha tuzunu koymadım aşkım. Anneciğim, çorbanın tuzu bana az geldi. Daha koymadık. Kestirilir, sen de beni şaşırtırıyorsun. Rendelenen kaşarlar da içine girdikten sonra beğendi bir kez daha karıştırılıyor. Sıra geldi hünkâr beğendinin köftelerine. Tuğba, yemekler yetişecek galiba. Bitti bitti. Ama 3 eksikli. Evet, 3 eksikli, o doğru. Mesela salata ortada yok. O kolay. Salata ne zaman olacak? Kaç dakikan var peki mikser? Kalan süren tamı tamına 38 dakika. Şaka yapıyorsun. Çok ciddi söylüyorum. 38 dakikan var, yetiştirirsin. Becereceğim. Hiç şey yapma bir tane. Köfteleri yapınca fırına vereceksin zaten. Sonra salatanı yapacaksın. Kapya biberleri dolduracaksın. Kapya biberler 2 saniye. Çiğ böreğin içini dolduracaksın. Sonra da sofranı kuracaksın. Bence yetiştirirsin. Tamam. Gelinimiz hünkâr beğendinin köftelerini kızartmaya devam ediyor. Şimdi neye geçtin? Salataya. Ve nihayet kızımız mevsim salatasına geçti. Kalan süren tamı tamına 32 dakika. Benim şeyim var, sebzelerim. Mevsim salataya hızlı bir giriş yapan gelinimiz salatalık, göbek marul ve yeşil soğanların ardından da domatesleri hazırlıyor. Mikser tadına bak köftemizi. Oldu mu köfte? Oldu, bak al bak. Eyvah! Gitti köfte. Canım köfte gitti. Sıcak al, dikkat et. Ver onu, ben yerim anneciğim. Tadına bak. Köften güzel olur çünkü babamın baharatı var içinde. Gerçekten mi? Var, o var ya, bir başka da yok biliyor musun? Son baharatını burada kullandım. Yemek yemeyi çok seviyordu demek. Çok, çok seviyordu. Çok beni de çok seviyordu. Her şey meraklıydı. Köfte çok güzel olmuş. Baharat yapıyor onu o işe işte. Acı diyebilirler ama bence çok güzel olmuş. Hayır, acılığım işte onun olayı. Yarışmacımız mevsim salata için domateslerin kabuklarını soyup dilimledikten sonra köfteleri kızartmaya devam ediyor. Köftelerden sonra sırada ne var? Hiç merak etme, her şey oluyor. Domatesler de tamam. Kabak tatlısı ne durumda? Her şey güzel, her şey güzel. Gelinimiz mevsim salatası için salatalıkları küp küp doğruyor. Anneciğim sen giyinmeye git. Tamam bir tanem, ya yetiştirsin. Güveniyorum ben sana, tamam mı bir tanem, hadi. Ayla gelecek herhalde. Ayla, hadi sen bakıver kızım, çabuk hadi. Hadi bir tanem, ben giyineyim. Ana yemeğe geçen Tuğba güveç kaplarına öncelikle beğendiği alıyor. Daha sonra üstüne köfteleri koyuyor. Ayla, yetişir mi? Yetişecek.
Bir dakikada 3 tanesini hazırladı bile. Balıkesir'de sık sık birbirinize gider misiniz? Evet. Bir akşam o, bir akşam biz. Yakın mısınız? Yakın sayılır. Araçta olduğu için pek sıkıntı olmuyor. Ana yemek hünkâr beğendi, güveç kaplarında hazırlanmaya devam ediyor. Ve nihayet hünkâr beğendiler fırına giriyor. Bu niye girmiyor buraya? Tepsi fırının değil mi yoksa? Tuğba, bunu da al. Ah, onu. Az kalsın unutuyordun Tuğba. Olmadı kayınvaliden yemezdi. Yerde. Güveçte köfteli hünkâr beğendi. Yemedim açıkçası. Bakacağım tadına, lezzetine bakacağım. Ara sıcak için közlenen kapya biberlerin kabukları ve çekirdekleri alınıyor. Fırına dağıtacak mısın? Bunu mu? Hayır. Bunda fırınlık bitti bu. Şimdi ne yapıyorsun? Şöyle yatağına diziyorum. Fırın tepsisine yatırılan kapya biberlerin üzerine kızartılmış patatesler konuyor. Tamam. Kapya biber yatağında patates. Patates biberlerini püre yapıp kapya biberler içerisine koyacak. Tamam, oldu bu. Patates olmaz onun içerisinde. Hamurumu veririm. Olacak, olacak, olacak. Olacak tabii ki. Olacak. Hamur burada. Tuğba'cığım kolay gelsin. Şimdi de annemiz geldi, Ayla çıktı. Şimdi merak etme güzel kızım, tamam mı? Ver. Al bir tane. Şu merdanemi verir misin anneciğim? Çi börek için öncelikle hamur bezeleri hazırlanıyor. Çi böreğin içine ne girecek? Pastırma, kaşar. Onlar da hazır zaten. Evet. Çoranmışın yapıp koyacaksın bir şey. Bir saniye. Rendeleni hiç uğraşma. Bol bol var kaşarım, hiç merak tamam, etme. Tamam bir tane, ondan koy daha şey. Anneciğim, bu arada çok şık olmuşsun. Teşekkür ederim. Hadi bir tanem. Yapacağına inanıyorum. Becerecek. İnanacaksın tabii ki de. Altı yapmışım bezeyi, tamam. İlk hamur bezesi unlandıktan sonra merdaneyle açılıyor. İstenen büyüklüğe geldikten sonra içine pastırma ve kaşar konuyor. Yağlı kağıdın üstüne koyacaktın değil mi Tuba'cığım? Evet aşkım. Yapışmış. Hiç panik yapma bir tane. Yapmıyorum yapmıyorum, sen merak etme. Yetiştirebilecek mi anneciğim? Yetiştirecek, yetiştirecek. Hamuru açıp pastırma ve kaşarı koyduktan sonra kapatan gelinimiz çi börekleri hazırlamaya devam ediyor. Sonuncu çi börek mi? Bu sonuncu bitti. Hadi bakalım Tuğba. Hamur açtım en azından, herkes açamaz. Dünkü gelinimiz de çarşaf böreği yaptı. Yapar, helal olsun. O hak etmiş zaten. Zor değil mi? Zor. Hiç ne göründüğü gibi değil. Çarşaf böreğini de herkes çok beğendi. Hayır, biraz çıtır değildi. Ben söylemiştim. Hatta puanımı da onun için. Onu vermemiştim. Bitti. Sırada ne var? Mikserim nerede benim? Buradayım ben Tuğba. Beni mi soruyorsun? Evet, seni istiyorum. Beni de özleyen özleyene. Allah, cevizler. Cevizler nerede? Cevizler kolay anneciğim, o tatlının şeyi, onu karıştırma şimdi, ben onu elimde eziyorum, tamam, güzel oluyor. Güzel. Tatlıya bir tek tahinli ceviz koyacaksın. O kadar, bir de kaymağım var. Tamam, hazır. Ver. Yok, koy yanına bir tane. Yak altını. Yakıp altına gideceğim. Onu sonra yapabilirsin Tuğba. Tamam, hadi gittim. Hemen salona geçen gelinimiz sofrasını kurmaya başlıyor. Son 7,5 dakika. Giyineceğim de yetişeceğim de. Anneciğim galiba yetiştirecek. Evet, runner'ım vardı. Orada işte. Anneciğim runner vardı. Eyvah, runner nerede? Runner nerede? Değil mi? Yedik. Yok mu runner? Runner yok. Gerçekten yok mu? Vallahi. Kutudan çıkmadı mı ya? Bandırmadan getirdim. Runner olmasa ne olacak ki? Kim anlayacak? Anlarlar da anlasınlar. Yapacak hiçbir şeyim yok. Bunları Balıkesir'den mi getirdin? Vallahi inanmazsın getirdim. Emeğimi gör. Anne çiçeğimi getir. Al aşkım. Al aşkım. Aa, çiçeğiniz çok güzelmiş. Anne bucuk tamam, bundan kaldır tamam, burada. Tamam sen şey yap. Tamam deme, kaldır sen. Ben çiçeği tamam koyarım. Çatal, bıçak ve kaşıkları doğru mu koyuyorsun? Evet, doğru koyuyorum. Çatallar nereye? Aa, solum sağım bile şu an bilmiyorum, biliyor musun? Solun neresi? Zamanı giderek azalan yarışmacımız şimdi de bardakları yerleştirmeye çalışıyor. Peki hangisini hangi tarafa koyayım? Buraya koydum, buraya koydum. Tuba, ekmeğini de getirmedin, içeceklerin de yok. Haberin olsun. Onlar gelir, gelir. Ha aşkım, ha. Çiçekleri nasıl koyacak? Hediyeler onlar mı? Evet, çiçek. Tabakların yanına da koyabilirsin. Neyim eksik? Ekmeğim eksik. Sofranın eksiklerini tamamlamaya çalışan Tuğba işlerini bitirip üstünü değiştirmek istiyor. Giyineceğim. Eyvah! Hakan, hemen orayı çek. Çekme oraya Hakan. Hakan, çekiyor musun? Çekme, temizleyeceğim. Tuğba nereye? Giyineceğim. Kızımız giyinmeye gitti. Tuğba, ikiden peçete koydun kızım.
2 dakikası kaldı anneciğim. Tuğba. Eyvah, yazık oldu. İçecekler de yok. Anneciğim nereye? Şunları. Kızımızın koyması lazım. Son peçetelerimi koy. Çok şıksın Tuğba. Nasılım? 1,5 dakikan kaldı. Biliyorum. Suları doldurmayacağım çünkü toz girer. İçecek. İçeceklerimi getireceğim 1,5 dakika. Yine peçeteler eksik. Geliyorum. Anneciğim eksikler var. Yok be eksik mi? Sen de mikseren nerede eksik? Bakar mısın eksiklere? Peçeteler yok. Var ya mikser nerede? Sen de var diyorsun. Yok be mikser bak 1, 2, 3, 4 hepsinde var. Geldi. Ve içecekler de geldi. Geldim. Peçeteler hala eksik. Hayır değil. Değil mi? Evet Allah değil. Gülleri taban yanına mı koyacaksın? Evet gülleri ne yapacaksın? Gülleri gelince ellerini öpüp vereceğim. Ay başardı benim kızım. Başta çok yavaştın o yüzden bunlar oldu yoksa yetişirdim. Evet hanımlar zili duydunuz Zuhal Hanım geldi. Gülleri unutmayın sakın. Güllerimi alayım. Zuhal Hanım'a da verecek misiniz? Afiyet bal, şeker olsun. Ama kıvalı olsaydı daha güzel olur. Evet, sizin kadar güzel. Kinaye için söylemem kesinlikle yanlış anlamayın. Ben öyle bir insan değilim. Ben de verdim yüksek puan, sana vermedim. Asla sana olsaydı bir verirdim, gelinine verdim. Sizinkiler çok kolay yemekti, güzeldi ama kolaydı. Siz bilirsiniz, canınız sağ olun. Hayır, bir şeyler söylemen gerekiyor bence şu anda Sebahat Hanım'a. Ben sana düşük puan vereceğim de, öyle de vereceğim, böyle de vereceğim. Gönül Hanım'ın gelinini mi kazandırayım? Kazandıramam, değil mi? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun, hoş geldiniz. Aa, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol Tuğba'cığım. Rica ederim, montunuzu alayım hemen. Hoş geldin, Meryem. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Çok incesin. Aman da ama, ay. Kırmızılar. Aynen. Ne kadar güzel olmuş. Çok güzel. Aynen. Ay düşürdüm. Kayınvalideleri de mi hazırladın? Hepsine bir de hediyelerim ayrıca sizin gibi kolye de aldım onlara gönenden. Ne diyorsun? Evet. Ne kolyesi? İnoyası. Aa onu, bana şey yaptıklarında evet, verdiğinden. Minyatürü. Ay çok güzel. Fuller onlarınki kolye şey. Herhalde benimki fuller olacak. Tabii ki. Fark edilmez yani. Şakası. Çok hoş şıksın geldiniz. Ha. Hoş bulduk tekrar. Vallahi bayıldım evet. Çok sağ ol. Nasıl yemekler? Oldu. Çok gerçekten. Şükür. Evet. Biraz çok koşturdum ama yakıştı. Güzel gerçekten mi? Kapıyı aç. Maddeler geldi gidiyorum. Final. Çiçek. Aldım çiçeklerimi gidiyorum. Tüylerim olunca bir havalar geldi bana. Aa bak detay görürüz. Hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Allah çok güzeller. Şöyle. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle çiçeğinizi vereyim. Merhaba Meryem. Montunuzu birazdan alacağım. Hoş geldiniz bir tanem. Sen de hoş geldin. Buyurun. Anneciğim sen de çiçeğini al. Hoş geldiniz Meli Hanım. Nasılsınız? Teşekkür buyurun. Ederim. Çok iyiyim Zuhal Hanım. Güzel. O sizin güzelliğiniz çok güzelsiniz. Nalan Hanım çok hoşsunuz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bir an tanıyamadım vallahi. Bu ne arkadaşımın güzel. Arkadaşımın kızı Şeyma beni bugün özel oh, süsledi. Buyurun ne güzel yapmış. Ellerine teşekkür sağlık. Ederim. Siz de öyle. Merhaba hayatım. Sebahat'cığım hoş geldin. Siz de şıksınız. Vallahi çok şıksınız. Yıkılıyor bugün kayınvalideler. Teşekkür ederim. Herkes birbirinden şık. O Ayşe Hanım da çok şık. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Tekrar. Evet. Ne güzel değil mi? Güllerle karşılandık. Evet. Teşekkür ederim. Daha devamı da var. Evet. Final sofrası bitiyor artık. Bugün ayrılıyoruz. Bir kişi, bir gelin 15 bin TL'ye alacak, gidecek bugün. Belki de burada kalacak, buradan bandırmaya gidecek. İnşallah çıkacak. İnşallah. Evet, 5,5 aylık gelinimiz, sevgili Tuğba son yarışmacımız. Şöyle bir sofrasına göz atın isteriz. Görüşlerinizi bildiriniz. Sofrayla ilgili her zaman olduğu gibi yorumlarınızı dinleyelim. Gayet güzel bana ya. Sularınızı bilerek evet. Koymadım, koşturmaca var ya. Siz de biliyorsunuz toz girmesini şimdi koyacağım. Evet geçen uçak ufak bir kaza oldu çünkü olabilir. Evet. Olsun. Evet. Olmasın mahal vermek için. Beğendiyseniz ben daha çok mutlu oldum. Beğendim güzel şık. Teşekkür ederiz. Çok güzel. Siz güzel. Çiçeklerimin hepsini bandırmadan getirdim. Özellikle. Her şeyimi. Kendi takımlarım.
Hepsini yükledim geldim. Rondo getirmiş, rondo. Evet, rondo bile getirmiş. Tabağını getirmiş. Tabağını, her şeyim benim. Olmadığı için arkadaşlar da son zamana kadar bilmiyordum zaten. Evet. Özendim. Evet, özenmiş bayağı. Peki, sofrayı herkes beğendi kanaatindeyim. Evet. İlk önce suları koyayım, sonra çorbaları mı? Bence önce çorbaları bir servis yapalım, soğumasın. Hediyeleri sonra mı vereyim, şimdi mi vereyim? Hediyelerini vereyim. Bence çorba servisini yapalım, yanına da hediyeleri bırakalım. Tamam, yani. Tamam. Çorban soğumasın çünkü. Tamam, hemen. Yani sen bilirsin ama bence. Ben ikili alayım, tepsiyle döneceğim. Minik de birer hediye hazırlamış sizin için. Bana da verdi, sağ olsun. Gönen iğne oyası meşhur olduğu için onu düşünmüş kızımız. Bizde de meşhur. Ondan. Sizde de mi? Çok güzel, böyle fular gibi bir şey yapmış. Nasıl buldum kayınvalideleri? Gayet iyi buldum. Güler yüzlüler. Hakkaniyetli puan verirlerse çok mutlu olurum. Ama gerçekten yüzlerinden öyle kötü bir enerji almadım. Hakkınızda hayırlısı olsun inşallah. Burcunuza bakamadan edemiyorum. Teşekkür ederim. Sizin güzelliğiniz o. Evet, kız kardeşi buradaydı Gönül Hanım'ın. Aile Hanım neyin oluyordu? Kardeşimin hanımı. Bir de kardeşin hanımı da buradaydı. Herkes evet. Gerçekten çok renkli bir aile. Gerçekten renkli. Birinin saçı pembe, diğerinin bordo, kırmızı. Gönül Hanım'ınkinden daha farklı tonlar. Evet. Renkli evet, hanımlar aşk, karşı. Aşk Alevi olduğu için. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizin keyifler yerindedir. Evet, Sabah tabii hiç sormuyorum ben. Keyifler aldık. Oh! Ama hakkıyla aldı. Uzun süredir bizim de gördüğümüz en yüksek puanlar geldi. Almadık da yani emeğiyle, hakkıyla, herkes elinin evet, hakkıyla beceresiyle da, canım. Hakkıyla olmadı. Kazandı. Hakkıyla da yani. Ne münasebet hayatım. Oyun neden? Olduğu için, neden? Oyunla gelindiği hayır, için. Hayır, oyun değil. Sebahat Hanım. Neyi oyun oldu? Evet, oyun. Büyük oyun var. Tabii ki hakkı da vardı. Hakkı ama var. Hakkı yaptığı yani emekler, oyun yapanlar da vardı. Ne münasebet canım. Gayet güler yüzlü karşıladım. Onlar da sanırım beni sevdiler. Çünkü çok güler yüzlülerdi. Masamı beğendiler. Hiç kötü yorum yapmadılar. Her şeyi beğendiler. Aa şu eksik demediler. Canlarım benim. Allah bin kere razı olsun. İyi insan iyi insandır. Oyun yapanlar kendini biliyor zaten. Yine kafede de demiştiniz evet, bana. Evet kafede de bak. Direkt girdi bize. Bir saniye çok pardon. Teker teker bir dinlemek istiyorum. Ben kafede günaydın şeyim demeden ben konuşayım önce. Buyurun. Bize günaydın demeden Ayşe Hanım geldi oturdu. Masada diyor ki bayana. Kaç yaşındasınız? Bana da yaşımı yok, soruyor. Yok sana sordum. Bana sordun. Ona sormadım yaşını. Yaşınıza direkt yakıştırmamış yaşıma yürüdü, beni. Yürüdü. Yani hani yürüdü. Yürüdü. Direkt herkes yürümüyor mu? Hayır. Otobüsle mi gelsin? Kafede. Ha kafede yürüdü. Her şey yürüdü. Yani böyle... Zuhal Hanım dedim ki yok Sebahat Hanım'a dedim kaç yaşınızdasınız diye sordum. Bir saniye bir dinleyelim ki. Yaşını söyledi. Evet. Dedim ki hiç yakıştıramadım dünkü eleştirisinizi dedim. Neden? Hani biz anlaşmışık ya planlaşmışık neden? Ya hani benim o çok hani hiçbir şey gücüme gitmedi. O gücüme gitti. Sadık hanımefendi de dolu gelmiş. Eve erkek yok. Bir saniye gitmesin. Ben konuşabilir miyim? Konuşun tabii ben de konuşacağım. Siz de konuşun. Tabii tamam, konuşacaksınız. Eve erkek yok mesela sizdeydik değil mi biz? Ne kadar dinler misiniz? Bugün ben ama de bak şey bitti ya. Hayır. Havlattınız ya. Ben de patladı, bitti. Ben hadi şimdi konuşalım. Bir saniye pardon. Hayır, kim ben... havlattı? Havlattı bitti. Sesleri çıkmaya başladı. Şaşırdım şu an. Hiç öyle görünmüyorlardı. Yayla çorbası. Çok da güzel oldu. Yani oyun bozmak şey yaptılar Meliha. Meliha Hanım doğru evet. Söyledi. Dün gerçekten Ayşe Hanım'a çok tepkiliydiniz. Ha, oldu güzelim. Çok tepkiliydiniz. Oldu. Sebahat Hanım'ın masası gerçekten güzeldi. Çok yandaş şimdi, bak, direkt yandaş. Olay anlatmalar mısın konuşma, sen? Yandaş avukatı mısın bence sen? Bizi dinleyen herkese sakin olalım. Doğru söylediğini ses tonumuza dikkat edelim. Bizi dinlettirir misiniz? Ne diyeceğimi anlamadınız ki. Nereye savunuyorsun sen? Sen çorba getir, çorba. Çorba getir ki. Sen alakalı hanımlar, 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 hanımlar. Hanımlar sakin. Sesimi bitirdi, sen de konuş. Ay sizin daha bitmemiş miydi? Yok ama bayana bitirdi. Bitmedi. Bayana bitirdim. Ha siz sizinlerin konusunu anlattınız. Evet. Ben ya anlattım. Ben tanımıyorum onu. Konuş tabii izin ver size avukat olarak konuşuyorsunuz ya. Ne söyleyeceğimi artık unutturdunuz yani. O kadar boş lafla kesiyorsun ki benim lafımı. Sen dolu ben boş. Ama daha ben söylemedim ki boş dolu olduğunu nereden anladın? Tabii siz izin bir dinleyebilir miyiz? Evet. Yani dün dediğiniz gibi çok tepkiliydiniz. Ayşe Hanım'ın üstüne geldiniz. Sebahat Hanım'ın masası gerçekten güzeldi. Ha tamam işte onu ama tartış. Güzeldi ama siz o kadar o sinirle, o
gafletle yani, o gaflete siz düştünüz. Onu yapıştırmanızı ben uygun bulmadım. Siz o gafletle yeni yapıştırmanız şekerim. Tebrik ediyorum. Salladım ya, kendinize geldiniz. Yeni yapıştırdınız. Masanın kaderiyle oynadın bence sen de. Maske. Kendimi alkışlıyorum. Bugün belki bu kızımız çok güzel. Daha üstüne çıkacak. Evet, büyük masanın 11 mi vereceksin? Bana avukatlığını yaptığımı söyledi. Aslında ben ona avukatlığını yapmadım. Çünkü doğru olanın yanındaydım. Çünkü verecek cevabı yok. Ya verse de haldır uldur kapattı bizim cevaplarımızı. Şimdi hünkâr beğendilerimin şöyle çektim. En son kaşarlarını da koyacağım üzerine böyle mis gibi. Bunlar bir güzel eriyecek. Ondan sonra işlem tamam. Şimdi ilk gün hep aynı şeyleri konuşacağız ama artık bunu konuşalım ve bitirelim. Daha fazla uzamasın çünkü hani büyük final artık. Birincisi hiçbir şey belli değil. Daha bugün Gönül Hanım'ın bakın daha çorbalarını yeni getiriyor. Yani yarışmadı gelini biliyorsunuz. Sevgi Tuğba bugün yarışacak. Benim puanım var. Artı daha 9'unu 8'ini kullanmayan kayınvalideler var. Dünkü masa güzel bir masa mıydı? Evet. Evet. Güzel yemekler miydi? Evet. Ama Melih Hanım'ın takdiridir. Evet. Sizler de fena puan vermediniz. Biriniz 7'iniz, biriniz 8 verdiniz zaten. Ama benim gelinimin de Zuhal Hanım lafınızı sizin de pardon kesmezseniz sevinirim. Sizin gelininizin de güzeldi yemekleri. Aynı şeyi defalarca söyledim. Afiyet bal şeker olsun. Sizin ilk gün işte eksik masaya 6 vermeniz. Ertesi gün gelininizin yarışacak olması. Ya. Melih Hanım'ın baştan beridir bunun bir strateji olduğunu savunması. Ona keza diğer kayınvalidelerim de savunuyorum. Katılması. Akabinde düşük bir puan vermeniz. Benim de aslında tepkimi aldınız. Yani dedik ki çünkü ilk gün 6 verdiyseniz o masaya diğer masalarda 6'dan aşağı vermemeniz lazım dedik. Normal, mantıklı olarak. Hakkaniyetten konuşacak olursak, adaletten dem vuracak olursak. Siz öyle yapmadınız. Tezlerini bir nevi doğruladınız ve haklı çıkarttınız. Çok teşekkür ederim Zuhal Hanım. Belki birazcık da sinirle, kızgınlıkla, inat onları ama diyorum kızgınlık. Ben. Kayınvalidelerin inat onları olabiliyor. Masaya da oturduğundan beri bu oyunu bozacağım dedi. Belli ki sizin gelininizin kazanmasını istemiyor. Ben size özet geçeyim de zaten herkes farkında her şeyi. Fakat dünkü masada hak etmedi ya da kötü bir masaydı. Hiçbir şekilde olmayan bir masaya da yüksek puanlar gitmedi. Öyle olsa hiçbiriniz yüksek vermezdiniz. Bir virgül koyalım, devam edeceğiz. Belli ki herkesin daha söyleyecek bir şeyleri var bununla ilgili. Buyursunlar, afiyet olsun. Ne çorbasıydı bu? Yayla çorbası. Kapya biber yatağında patates. Öyle amşamında bir şey yok. Buyurun canım. Nasılsınız? Çok iyi, bomba gibiyim. Öyle mi? Evet. Bitirdiğiniz gibi de sanki yorum yapmayı bekler bir haliniz var diye hissediyordum. Hediyelerim hep geliyor. Bir daha almayacağım için, evet. Daha almayacaksınız. Hı-hı. Almayayım diyorsunuz. Almayacağım. Nasıl buldunuz? Koyu buldum. İçindeki pirinç taneleri çok koyu, yoğun. Fazla mı kaçmış pirince? Acı, evet. Acılık da ona. Acı? Evet. Çok teşekkür ederim. Yeni hediyelerimizi aldık bir kere. Evet, yeni yıl hediyesi gibi düşünün. Çok teşekkür ederim. Evet, Sabahat Hanım acı buldu, koyu acı buldu, pirinci de fazla buldu. Melih Hanım nasıl buldu acaba? Çok beğendim. Afiyet olsun. Kıvamı. Sadece bir acısında biraz. O da Sivaslıyım ya, elim sürekli acıya gidiyor, istemsiz gitmiş, gidiyor. Biraz gitmiş. Evet. Sadece acıda sıkıntı var, tamam. Yoksa kıvamı tam kış çorbası böyle hani. Evet, içiniz ısınsın. Yani bir grip oldum, iç böyle yat. Her zaman. Terle kalk. Evet. Tamam. Başka hiçbir sorun yok. Afiyet sadece başım. Acısında birazcık bir tık. Tamam. Başka bir tık. Çok güzel, mükemmel dedim. Grip ol yat. Evet. Hemen arkasından bir saat sonra kalk. Öyle çorba, kış çorbası. Teşekkür ederim, sağ olun. Elinize sağ olun. Yayla çorbası çok güzeldi, kıvamı. Baharatı, her şey akışı çok güzeldi. İç böyle, yat sabah iyileş, kalk yürü, deparat. Birazcık sadece acı güzel yani, hani yenilir. Güzel diyorsunuz, acı diyorsunuz. Birazcık acı yani. Biraz evet, acısı kaçmıştır boğazım yaptı. Biraz evet. Fazla. Zaten bakınca anlaşılıyor senin biberlerden. Evet. Birazcık lezzet, da koyu. Lezzetlerine bayılıyor. Az biraz kıvamı yoğunlaşmış. Son kaynatma yaptım. Aslında çok güzeldi. Son ısıtma da oldu gerçekten dedim. Yani çok güzeldi kıvamı. Katılaşmış oldu. Şimdi pirinçte şişti. Pirinci de fazla olunca acılığıyla beraber. Ayarını yaptım da şişti haklısınız beklerken. Evet, ona bir şey diyemem, evet. Haklısınız. Ben de katılıyorum. Biraz bir tık koyu olmuş, pirinçleri fazla olmuş. Lezzeti falan güzel. Pirinçleri yani. Evet. Kıvamı güzelmiş de biraz pirinçler fazla. Azıcık acısı kaçmış. Evet. Evet. Götürün. Evet. Yayla çorbası
yoğun pirinçliydi ve acılığı vardı. Ondan tat alamadım. Nasıl buldular çorbayı? Biraz beklemiş buldular. Yani kıvamı koyulaşmış buldular, acı buldular. Aslında bu böyledir. Yapacak bir şey yok. Bir şey de diyemem. Ben de tadına baktım. Hiç de acı değildi. Gayet de mis gibiydi. Evet, tabii ki dediğim gibi yani kazansın. Daha bugün Tuğba yarışacak. Yeni başladık daha. Hiçbir şey belli değil. Daha yüksek puanları olan. Evet, dün Sebahattin Müge'nin çok yüksek puan aldı. Ama hak ettiydi. Ama hak etti dedi. Gönül Hanım ona keza 8 yani puan verdi. Hiç iyiydim, lezzetliydi. Çok güzel. Bir iki dediğim gibi o da böyle şeyinde anlatmıştım zaten. Evet. Hakkı olduğu için verdim ben onun 8'i yani şey olarak değil. Ben senin sofranı çok eleştirmedim. Bayan çok eleştirdi. Neden ona sormuyorsun? Dönüyor dolaşıyor. Sen bayan diyor ayol. O A sergisi söyleyeceksin. Sabahat Hanım. Sormak zorundayız. O da ki dönüyor dolaşıyor. Bayan diyor ayol diyor. Neyse fark ettim. Son günümüz Sabahat'la bela. Yani. Öğrenmeyin hayatım. Siz bilirsiniz. Canınız sağ olsun. Tamam Sabahat Hanım da benim günümde beni eleştirdi. Garip garip tabaklar gönderdi bilmem ne. Sinir bozucu olan Ayşe'ndi. Sinirlerim bozdu. Yani ağız burun hareketleri böyle bak. Yapmaya bile şey yapıyorum ben. Çekiniyorum o hareket olmaz. O hareket yapılmaz. O yüzden daha çok Ayşe'nin üstüne gittim. Bir insan bir insana bu lafları kurabilir mi? İki günde tanıdığı insana. Ne bileyim sen çok fenasın falan. Bir haftada kimse kimseyi bu kadar hızlı tanıyamaz. İçeride bir tartışma var ben anlamadım. İçeride birbirlerine bağırıyorlar. Sanki birbirinin tabanını kesmiş. Vallahi ben şunu yapsanız hiç bunlarla uğraşmak zorunda kalmayacaksınız. Bu tür şeylere söylemek zorunda da kalmayacaksınız. İşitmek zorunda da kalmayacaksınız. Önünüze gelen yemeğe olmuşsa puanını verin, olmamışsa da ona göre puan verin diyorum. Ama nedense yani sadece size özel değil. Bakın bu hafta da aynı şeyi yaşadık. Bir veya iki kayınvalidemiz mutlaka bunu yapıyor. Yani olmamış herkesin gördüğü yemeğe yüksek puan veriyorsunuz eksik masalara. Olmuş canım yemeklere düşük puan veriyorsunuz. Bütün sorun o. Evet. Bitti. Çok, çok evet. Nokta. Evet. İster benim gelinim kazansın, ister Sebahat Hanım'ın gelini kazansın, Melih Hanım'ın gelini kazansın. Benim için hiç fark etmez. Hak eden kazansın. Yani ama 10 vermekle, 4 vermekle yani bilmiyorum. Doğru bir şey değil yani. Kızların hakkıyla oynanılmaz. Hakikaten kazansın tabii ki. Kızlar hep emek verilsin. Hani kayınvalidelere direkt gelinlerin şeyiyle oynuyoruz. Biz oynuyoruz. Bunu itiraf etmeniz sadece. Tebrik ediyorum. İşte diyorum ya yani bakın. Hak eden kazansın. Yani hak benim eden, için ben, de öyle ben bir şey demiyorum. Ben de öyleyim. Yani, hak eden kazansın. Şimdi yapamayanın emek yanında ediyorsun. Yapanın evet. Emeğini çöpe atmış oluyorsunuz. Evet, olmamış yani, yemeğe yüksek gelinim, puan vererek. Evet, bakın gelinimi... Ayşe Hanımcığım. Şunu söylemeye çalışıyoruz. Ben... Haksız yere verilen düşük puanlı karşısındayım, yüksek puanın da karşısındayım. Hak etmiyorsa eğer. O zaman ne oluyor? Herkes 15 bin TL için geldi buraya. Evet. Kalkmışlar İzmir'den evet. Gelmişler, kalkmışlar evet. Bandırma'dan gelmişler. Hakkı taşımış bilmem neyine kadar. Yani şimdi insanların emeği var, hayalleri var. Çırpınıyorlar. Şimdi yapamayan yüksek puan alsın, yapabilen düşük alsın o zaman. Öyle şey yok ki. Yani üzüldüm, bir ana baktı, verdim. Kayınvalisi yani bunu söylemeye çalışıyorum. Ay ağzına sağlık. Eğer ki dünkü masada evet 10 puanlık değildi ama 7-8 verilebilecek bir masaydı. Dolayısıyla eğer ki yapamayan, yetişmeyen, olmamış bir yemek verseydi de Melih Hanım kaldırıp 10 puan verseydi aynı tepki ona da verirdi. Mümkün değil Zuhal Hanım. Ona keza siz güzel yemek olan masaya da düşük verdiniz. Az önce konuşuyordunuz görmeyeyim dedim. Yani bir denge. Ölüm yapıyorum diyerek yapmak ayıp ya. Ama denge. İşte olana göre başkasının şeyleriyle oynuyordu olalım kusura bakmasın. İşte onu diyorum. Oynamayın yani olumlu olarak da olumsuz olarak da yapmayın bunu. Ben gelinlik şeyine oynamadım. Değeri oydu. Her şey çiğdi. Bakar mısın kız? Çiğ et yemem gelin yani. Gelin al. Şu çatırlarımı kullanacağım ben. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Ekstra da verebilirim. Ama birilerine yine adamın hiçbir şey yaptığı için onlardan şey için onları kullanabilirsiniz. Tamam, İstiyorsanız yedeğim de var. Hayır canım tamam. Nasıl isterseniz. Yedek de var isterseniz. Kızarttım getirdim. Şimdi kızarttım sıcak sıcak. Evet. Öyle o kaşarı erimesi. İyi çok beklemedik vallahi. Hemen kızarttım getirdim. Elim hızlı. Güzel. Evet.
Genelde böyle o esnada kısartılacak, ısıtılacak bir şey biraz beklenmeyi ister. Evet, evet. Doğal olarak. Ayarladım yağını falan önden de. Beklemedik değil mi? Fazla. Evet, Melih Hanımcığım sizle başlayalım. Buyurun ara yemek tabağınızda, kapya yatağında patates ve çiğ börek yediğiniz pastırmalı kaşarlı. Çiğ börek istediğim gibi olmamış şeysi. Kıvamı yani böyle puf puf. Çiğ börek. Aslında çok güzel kabardı. Bu kadar kabarır. Çok kıtır olmuş hani. Yoksa bak çorbanı çok beğendim ben. Çiğ börek genelde çiğ böyle kıtır. Çok güzel kabar. Yağı böyle koyunca da izlersiniz puf diye kabardı. Yani kolay kolay kabarmaz onlar. Çok güzel dinlendirdim. Ya içinde ne vardı pardon bak. Ben kaşar ve pastırması var. Çemensiz pastırma tuzsuz olsun diye öyle düşündüm. Çemensiz aldım. Kıymalı, bol soğanlı, güzel, baharatlı böyle. Tamam, o da olabilir. Zaten annem de öyle yapar. Ben klasik olmasın. Yenmeyen, yapılmayan bir şey yapıyorum. Sürekli her hafta aynı şeyler yeniyor. Aynı şeyler yapılıyor. Hünkar beğendiğini etle de yapabilirim. Köfteyle yaptım. Farklılık olsun. İnsanlar da bir şeyler görsün. Öyle istedim yani. O yüzden. Ben de ilk kez böyle yiyorum. Evet. Deneyin. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Tabii. O sizin fikriniz tabii. Biber, kapya biber, güzel. Patates. Kızarması. Evet, iyice. Güzel, beğendim onu. Gözledi. Davul fırında mı gözledin ondan? Aa, davul fırın. Ne oldu? Patlıcanlar içindeydi. Durdu, geri çalıştı, kapattı kendini, geri açtı. Yattı. Aynen ama yine de yanmış yaptım. Biraz. Geçmiş olsun. Ne yanmış? Biber biraz. Yanmış mı? Yanık. Yok, onlar pişti oldu. Közüdür onun üst kısmında. O mesela siyah olmadan pişmez. Siyah olacak ki soyacaksın içinden lokum gibi o çıksın. Böreğimiz de biraz derken yani bayağı yanık. Ve börek dediğin zaman çiğ börek. Güzel böyle kıymalı, yumuşak. Yani ağızda dağılacak bir şekilde. Vallahi kurumuş biraz. Biraz kurumuş. Çiğ böreğin yerinden geliyoruz neredeyse. İlk defa ağızda dağılanı duymadım. Kıtır kıtır olur. Bizimiz gibi. Puf puf böyle yumuşak yumuşak olur çiğ börek. Üzerini kapatsaydım öyle olurdu. Birazcık bekleseydim siz gelmeden olurdu. Ben sizin için kıtır kıtır olsun. Çünkü oluru bu. Yok ben yemeğimi seviyorum. Size kesinlikle yanlış anlamayın. Kötü bir şey söylemiyorum. Hani bilmiyorsunuz demiyorum. Sadece bildiğimi söylüyorum. Saygısızlık etmiyorum. Bizler de bunu yaparız. Çiğ tamam, böreği. Doğrudur. Bizler de yaparız. Haklısınız. İçini lahmacun şeklinde yaparız çiğ böreği. Ama o farklı diyor. İşte ben farklı. Onu anlatmak istedim. Genelde kıymalı. Kıymalı. Genelde onun kıymalı. Onun üzerinden yorum demek yaparsın. İstediğim. Bunun mesela kıyması olmamış dersiniz. Ama bu o değil. Lezzeti nasıl bu peki? Güzel. Lezzeti güzel. Afiyet bal ama şeker kıymalı olsun. Olsaydı daha güzel olurdu. Evet, sizin kadar güzel. Teşekkür ederim. Üzerini kapatacağım, giderken sana güzel yapacağım. O senin istediğin gibi yumuşacık. Gerçekten hamurum da var, malzemem de var. Yumuşacık evinde ye. Eline sağlık. Afiyet bal şeker olsun. Teşekkür ederim, gerek yok hayat. Olsun, hani ben içimden kinaye için söylemem, kesinlikle yanlış anlamayın. Yani. Ben öyle bir insan değilim. Kıymalı olsaydı, daha güzel ve daha yumuşak olsaydı daha iyi olurdu. Çiğ böreği ben de normalde kıymalı yedim ama ben pastırmayı sevdiğim için hani içine yakıştırdım. Bana abes gelmedi, yakıştırdım, beğendim içini. Bir soru işareti vardı kafam, nasıl olur acaba? Ama güzel olmuş yani, pastırma yakışmış. Ay yemişsiniz, çok sevindim. İşte biraz hani kurumuş sanki kenarları, arkadaşlara katılıyorum ondan sonra şey yapıyorlar. Aslında kötü değil ama dediğin gibi bir tık daha şimdi şey olsa belki daha iyi olurdu. Olabilir. Şimdi hızlı hızlı açıyoruz ya. Yani işte. Un kalıyor, o un birazcık onu yapabilir değil mi anneciğim? Annem o işin eli. Acelenin verdiği bir şeylik yani. Konuş biraz sen. Yapar, konuş bebeğim sen. Doğru söylüyorsunuz. Birazcık şey olmuş. Bu kapı biberden de iki tane patates aldım. Bana acı geldi, yiyemedim. Acı bir sos var üstünde. Ben çok acı yiyemediğim için onu almadım. Çeri domatesleri bir güzel geçirdim. Üzerine baharatladım. Bir güzel acıyı taşıdım diyorsun. Evet. Valla sizi yapacağım yani. Çok korkuyorum. Yok çok yakmadı. Yok çok yakmadı. Beni de çorba yakmadı. Ya, birden onu alınca var. Boğazıma gelince çok fazla yiyemedim açıkçası. Tamam, haklısınız. Bu kadar, eline sağlık. Afiyet olsun. Yani çiğ börek gayet güzel. Ben yediğim yerlerde de öyle yedim. Kadıköy'de falan birkaç kere yemiştim. Yapan yani yerler de güzel, evet. Böyle oluyor. Çok teşekkür ederim. Yani kırmızı biber de güzel yani. Güzel. Çok sağ olun. Acı biraz. Evet, acı sos var ama rahatsız etmedi. Çorba da etti. Tamam. Sıcak ve sıvı bir şey olduğu için yaktı. Bu börek böyle oluyor. Biliyorum. Börek evet. Kenarları biraz kızarmış fazla ama dert değil yani. Bu tadını etkileyen bir şey değil.
bir yedeklerin var mı? Bazen. Her şeyimle geldim. Bazıları çatal öyle yapıyor. Evet. Yani evet, kenarları biraz fazla kızarmış. Sizin alayım ben. Annem bazılarının benim daha fazla kızarmış. Yağda kızardığı için... Uçları daha ince hamur olduğu için... Ben yapmıyorum ama hani yapan yerlerde yiyorum böyle yani. Kıymalı, bazı kıymalı oluyor, bazı böyle evet, oluyor. Aynen. Peynir olur, pastırma olur, ikisi karışık olur. Yani bizim bandırmanın meşhur böreğidir. Yani, biz onun için değişeni yapıyoruz. Pastırma da yakışmış. Ama kıymayla da yapılır, pastırmayla da güzel olmuş. Ben beğendim. Beğendiler. Sadece birazcık acı buldular. Acı da benim elim acı. Yapacak bir şey yok. Kayınvalidem 8 puanı verdikten sonra kazanabileceğime inanıyorum. Çünkü daha onlarını vermediler. Onlarını da bana verebilirler. Niye vermesinler? Beni savunabilir mi? Savunuyor. Yeri gelince savunur. Daha savunacağı bir şey olmadı. Çünkü her şeyimi beğendiler. Hemen pilavımı koyacağım. Güvecimi koyacağım. Bakacağız işimize. Şimdi Ayşe Hanım'ın gelini yüksek puan almıştı. Ve de güzeldi. Yemekleri de gelininin. Hak ettiğini almadı. Dün de Sabah Hanım'ın da ona hak etmediğini kimse vermedi. Fakat biraz da acaba 10 puanın altında Ayşe Hanım'ın gelinin birinci olmasını istememeniz mi yatışmış? Siz de diyorsunuz ya oyunu bozmaya geldim. Deminden beri dedi, havlu attırdım sana. Ama dedim bak. Amaç oydu diyorsunuz. Tabii amacım oydu. Ama ben yemekleri çok beğendim bak Zuhal Hanım. Ha beğendiniz mi? Başkalarının bir şeyle oynayarak olmaz ama. Bak yemekleri ayıp, beğendim ayıp, diyorum. Ama beğendin. Sen neredesin? Bak yüksek simbolüm oldun da bak Zuhal Hanım. Evet ama evet, şey oluyor. Neredesin? Beğendim de diyorsunuz. Vicdan diyorsun bilmem ne diyorsun. Onu getirmeyeceğim gündeme siz rahatsız olduğunu istemem. Siz hakikaten... Nasıl bir şey? Ben sizi anlamadım. Sen sürekli oynuyor. Sürekli oyun, sürekli şey peşinde. Birincilik peşinde bak. Hırs yapmış kadın. Aa, ben hırsa gelir miyim? Ben oyuna gelir miyim? Bozdum oyununu. Bir şey söyleyeyim mi? Pilavım efsane oldu ya. Baksana, sebzeli bulgur pilavı. Ne uğraşacaksın? Ve benim servisim hepsinden hızlı. Zuhal Hanım bile dedi. Hiç bekletmeden çiğ böreğini bile getirdin dedi. Veriyorsanız gidiyorum. Keşke Gönül Hanım'ın o gün kendi günü vardı. Niye verin? Benim yüksek puanlarımız var. Beğenirseniz verin. Evet, tabii beğenirsek. Vereceksiniz tabii. Dün ama Tonga'ya gelerek verdiniz. Ya biz oyunla burada değiliz ki. Sen baştan... Biz burada bir yarışma programında izliyoruz. İlk gün oyunla oradaydın sen. Tamam da oyun oyun değil ki burası. İlk gün öyle geldin devam ediyor bana. Yok hiç oyunda değil. Şimdiki şeyler çıkıyor. Sen öylesin. Yatmıştın şeye. Verildiyse var yedekte. Niye yatmıştım? Şuraya yatmıştın. Evet kesinlikle öyle. Gelsin gönder. Sen öyle düşünüyorsun, öyle düşün. Görüyorum. Tamam, görüyorum. Seninle böyle çalışmayın. Melih Hanım, biz de günümüzü sağlamak. Hadi bakalım, avukat hanım. Biz de bütün şeyimizi yapın. Çatal bıçak mı? Evet. Sen üzerine kaşar peynir mi erittin? Evet, kaşar peyniri var. En son koydum, yanmasın diye. Buradan çıktığımızda arkadaş olabilelim yani. Aa, ne güzel. Biz gelin, bak beni düşündüyseniz tebrik ederim. Biz sabah geldiğinizde. Ben şahsi bir şey, ben size ne dedim? Sizin ben dünkü kelimelerinizle puan verebilirsiniz. Ama Sedat Hanım da 4 puan verdi. Sen havlattığın için öyle geldin sabah. Sen neredesin dikkat ben? Eder misiniz lütfen? Nasıl dikkat edeceğim konuşmama? Siz de konuşmanıza. Siz sabah bana yürürken... Ne yani o? Olay bu. Olay bu. Ne bir de kıştan. Ne hava attın? Onu söyle. Hava değil, havlu attırdım diyor. Sen sabah bana yürüyorsun. Ben seni şahsi tanıyorum. Yürüdüm ne yaptım onu söyle. Ne yaptım? Sabah diyorum sabah. Tamam da ne yaptım yürüdüğümde? Zırhını, ne gelmişin. Yaptım? Ne yaptım yürüdüğümde? Ya ne yaptım yani? Masaya gelince ne yaptım söyler misin? Ayşe Hanım sürekli ben ona dedim zaten gönder bana dedim yardır yender yani bir haklı tarafın varsa bir tutulur tarafın varsa senin konuştukların bahsettiğin konularla ilgili gönder ben sana yardıra yadıra gönder yardıra yadıra cevabımı veriyorum ben sana. 10 verdim 1 verdim 5 verdim kavgası var içeride. Bir şey söyleyeyim ki hak edeni vermek lazım ama şimdi o da hiç 10-10'luk durmuyor yani. Annem bana menüsünü saydı tam çarşaf böreği çok güzel olabilir ama bir tek çarşaf böreği için de o kadar... Puan verilmez. Tamamen farklı hesaplar var içinde. Bugünkü yemekler de çok güzel. Zuhal Hanım bakacağım 9 verebilecek mi? Ben güzele güzel diyorum. Güzel benim olmayınca. Güzelim benim. Ya, güzel hak edenin olsun. Aynen. Hak edenin olsun senin tabii ki. Senin gelin hak senin olsun. Ben diyorum ya bak ben açık açık konuşuyorum. Senin gelin herkesin sana vermedim. Herkesin damak zevki ben. Ayrı demek ki. Bak ben de verdim yüksek puan. Sana vermedim asla. Sana olsaydı 1 verirdim. Gelinine verdim. Olmaması gerekir anlaşma. Burada biz kızların şeyine yarışıyoruz. Hani kendi şeyimize değil, kızların şeyini oynadılar. Meliha Hanım'la Sebahat Hanım. Salatamı bir şey söyleyeyim mi? Efsane olmuş, ekşisi falan. Bir şey söyleyeyim mi? Bunlar inat uğruna bana 10 lira, 10 puan verirlerse 10 lira diyorum.
Dün benim çok moralim düştü. Yoldayken haber aldım. Böyle böyle diye. Gerçi yani ondan öncekilerle de böyle ufak tefek konuşuyorduk. Anneme çok ayrıntı vermiyordu da. Moralim bozulmasın diye. Moralim niye bozuldu? Yüksek puan almış. Annem 8 vermiş. Olsun versin ama hak çok, diyor ki çok güzeldi. Eve geldim diyor, yemek bile yemedim diyor kadın. Yalan mı söyleyecek? Bana neden bir veriyorsun? Ya sana olsun. Neden? Gelinler yarışıyor. Neden? Gelinler yarışıyor. Ben öyle yarışmıyorum ki. Için. Ben sadece geliyorum yemeklere, yani tadına bakıp farklı gidiyorum. Birbirlerinin şeylerisin dedin ya. O laf ulaşın sana vermezdim. Efendim? Bizim Nalan Hanım ikimizin şeyleri, görüşleri farklıymış ya. Ay hala orada mısın dürtme, güzelim? Orada dürtme, dürtme. İşte söyle, onun için vermezdim. Söylüyorsun ya ne için ama dürtme diye gibi şekliniz vardı. Ya bak yine değil. Sizin elimiz kanımız yakınız. Siz de değilsiniz. Ben o zaman ekip iptir. Ayşe Hanım değdim mi diye de korkuyor bayağı. Ya yani, ay, o zaman oturur mu canına? Bana değdi o, bana değdi. Ne demek yani ya çocuk gibi hareketler. Siz söylediniz. Dün masada söylediniz. Hala oradasınız ya. Ağrına gitmiş. Ama soruyorsun sen. İyi ki başka bir şey söylememiş. Doğru. Yani avukatım var arkadaş. Ama siz de bir şey ithal edince. Sadece. Şimdi siz de dediniz ki. Melih yan Hanım, yana bir şey yok ki ya. Ya bak insanları konuşturmayarak şey yapıyorsunuz ya da yaparak geçiştiriyorsunuz. Öyle demiyorum öyle zaten herkes de görüyor. Nalan Hanım'a avukatlığını yapma diye söylüyordu ama yani o onun avukatlığını yapıyordu. Onlar ikisi arasında anlaşmalıydı. Yani Melih Hanım yanlış olan şeylerini bile kabul etmemek için nasıl derler paldır küldür konuştu. Ne dediğini bilmedi, dinlemedi ama herkes benim ne dediğimi anladı. Yani şeyini ancak onunla bastırdı Melih Hanım. Yani Ayşe Hanım'a çok yüklendiğini düşünüyorum. Bilerek mi bu yemekleri beğeniyorsun? Hayır. Ben elinin lezzetine puan veririm. Bilerek ya da kimsenin ekmeğine oynayarak değil. Güzel ama herkes için beğeniyor gördüm. Şu kadar anda güzel, salatası da güzel. Ha beğendiniz yediğim mi? Yediğim de güzel. Yani kıvamı evet güzel. Gayet. Ha geçtik mi ana yemek kim yorumları? Kim olsaydı, yenilmeyecek durumda olsaydı söyleyebilirdim. Ya gönül alımı da ben tanımıyorum yani. Hani bravo yemeklerini Ayşe kötü diyebilirim gayet normal. Nasıl... Yani Melih Hanım'ın gelininkine çiğ dedimse, Gönül Hanım'ınkine de söyleyebilirdim. Ama benim yemeklerim kadar da lezzetli, güzel senin değil. Senin yemeklerin kolay, basit olduğu için hayır, güzel. Hayır, sizin gelininizin yemekleri gibi kolay değil mi? Burası da kolay. Burası, hayır, burası kolay, daha da kolay. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben kire gidemeyim çok kısa. İnanın kolay değil. Kolay. En az 4-5 aşamadan. Bulguru mu diyorsun hayatım bana? Bulgurdan bahsetmiyorum. Yemeğimden bahsediyorum. Bunu da diyorum ben. Ana yemeğiniz de... Bir saniye, bir kolay. Nesi kolay? Nesi kolay? Efendim? Nasıl, yani ne olarak? Aşamalarını söyler misin? Risiko? Aşamalarını? Evet. Hemen anında alıyorsun köfteyi, yuvarlıyorsun. Ama harcını hazırlıyorsun, dolapta dinlendiriyorsun. Biliyorum. Ondan sonra patlıcanlarını koyuyorsun, közlüyorsun, soğutuyorsun, soyuyorsun. Sonra ayrı bir kapta onun kıvamı tutturamaz herkes. O işlemleri hep görüyorduk zaten. Ha, ben bütün gelinler gördü. Her aşamalarını. Ondan sonra harıl harıl gördü canım. Koştura gördü. Koştura bak, terliye terliye. Size hiçbir şey söylemem ama gelinler o kadar haklılar ki. Çok yorulun diyormuş, hiç bilmiyorum. Peki sizin yemeğiniz, ana yemeğiniz de ben söyleyeyim biliyor musun neydi ana yemeği? Yok bilmiyorum. Çökertme kebabıydı. Çökertme kebabı. Evet. Etleri jülyen doğruyorsun, hani kavuruyorsun evet, kavuruyorsun falan. İşte patatesleri kızartıyorsun, bu kadar domates bu ve kadar mı? Sosu yapıyorsun. Ama bu kadar değil, mı? Nasıl? Benimki? Bu kadar hayır, buna meşakkatli değil, basit gerçekten diyorsunuz doğru ya. Bence eşit. Bence yani bu. Benimki bir oturup el açmasınlar. Hayır ben ana yemekten bahsediyorum. Çökertme kebabından. Sizin çökertme kebabı. Çok kolay yemeklerdi. Seçimleri kolay güzeldi. Evet. Seçimleri güzel olduğu için kolay yemekler. Evet. Patır patır yapılacak yemekler. Yaptığım için ya çok benim güzel. Gerçekten anlatmanıza gerek şimdi yok yani. Şey kötü bir şey söylemek istemiyorum. Siz beni yanlış anlamayın. Gerçekten aşamaları zor, uzun ve sürekli başında durman lazım. Birazcık çevirme kaşarı donar. Birazcık şey yapma, süt seçimler kesilir. Seçimler yanlış olduğunda evet. Çorbam öyle, başında durmazsan kesilir. Biliyorsunuz yoğurt çorbası hiçbir kesilme yok. Çorbalar biraz riskli evet. Aynen, onunla tek tek uğraşmak inanın zordu yani. Hakkımı bir söylerseniz hiçbir problem yok ama hakkımı savunurum. Uğraştım. Savun hayatım, tabii ki savunacaksın. Savunma aynen hakkınızdır. Nasıl siz mesela bu, gelininizi savunuyorsunuz? Bunun tabii ki savunuyorum. Şu içindekini sormak istiyorum. Ne bu donmuş yani? Donmuş derken? Yani şunun içindeki ne? Patlıcan şey. Ya patlıcan, patlıcan da ya köftedir. Patlıcan.
Patlıcanlarım biraz çekirdekli çıktı. Şimdi o seçimi yapamıyorum. Ben bandırmadan geldim. Çekirdeklerini bile bilerek kestim, aldım sizin ağzınıza gelmesin diye. Gayet yani sizin yemeklerinden sıraladım. Güzeldi yani. Sizinkiler çok kolay yemekti. Güzeldi ama kolaydı. Afiyet olsun. Hak eden kazansın tek kelimeyle. Evet aynen öyle ama kolaydı. Tek kelimeyle. Hak eden kazansın. Bulgur pilavına da gelince. Patates de et yani. Ne vardı ki? Patates de eti koymuyorsun. Hayır beğenmedim. Açıkçası yani. Aa beğenmedin Sebahat Hanım. Beğenmedin. Yok çok güzel. Yani, acılarını yani, tutmuşsun. O kadar ben ilk defa havuç görüyorum içinde. Evet güzel olur. Bulgura konur. Bulgurun mu? Konur, kırmızı biber konur. Bulgur. Tabii kapya biber konur. Mantar varsa mantar kapya, konur. Evet, bilmezseniz konur. Öyle. Evet ama içinde havuç, patlıcanım var. Içinde. Ama çok güzel. Sebzeli. Bir saniye Ayşe Hanım bir şey diyor. Sebahat Hanım bulgur pilavına mantar konur, kırmızı biber konur, yeşil biber konur. Yani havuç konur, her şey konur. Siz bilmezseniz öğrenin ya. Herkesin yapış şeklidir. Aşık kendisi. Ve lezzet, damak tadına yani ne uyuyorsa herkes evet, onu doğru yapabilir. Doğru ama yani konur koymuşsunuz diye sormayın. Konmaz. Evet, konur. Hayır havuç konmaz. Konuyor biliyorum. Tamam ama ben beğenmedim ama hayatım. Beğenmemiş olabilirsiniz. Yani sadece demeyin. Aşamaları kolay demeyin. Benim annem sizin gelinizin hakkını vermiş. Evet. Rica tamam, ediyorum evet. Siz de benim hakkımı verin. Aynen. Tamam inşallah. Peki, bak, peki kim, olur hakkını veririm kim canım. Kim hak ediyorsa o kazansın. Evet, evet ben bugün dedim evet. Ki mesela Tuğba'ya. Evet dünkü, canım benim. Dünkü, evet güzelim. Dünkü gelin çok yüksek puan aldı ama dedim. Annen de 8 verdi. Ne düşünüyorsun? Bazı gelinler diyor ki ah anne yaktı beni çok hayır, özledim. Hayır hayır hayır. O da tam tersine dedi ki iyi yapmış hak etmiş ki vermiş evet. Dedi mesela. Evet. Siz de eğer gerçekten hak ediyorsan Sebahat Hanım'dan beklemeyin. Sonradan vicdan azabı çekersiniz. 4'ten 5'ten yukarı kesinlikle vermez. Öyle şimdi mi? Rakip istemez kendine. Ya ama öyle eğer mi? Öyle de yaparsan ah, da gerçekten de kızın. Ay gireyim bari buna ben. Fikirler zikirler çıkıyor. Ama gerçekten 4'lük ya da 5'lik ya. Yemek alakalı konuşuyorum. Ben söylüyorum. Sebahat Hanım'a söylüyorum. Yok ben size söylemiyorum. Atlatmanı yapmayın lütfen. Yok öyle bir şeyim yok. Sebahat Hanım bana yemekleri sen çok beğeniyorsun dedi ama ben hayır hiç onun için değil. Kız gerçekten güzel yapmıştı. Ben yemekten anlarım. Anladığım insanların puanını da ona göre herkesin masasının puanını ona göre verdim. Yani gayet güzeldi. Yenilmeyecek hiçbir şey yoktu. Evet, buyursunlar. Sebahat Hanım beğenmedim dedi. Pilavı da beğenmediniz galiba, yemeği de beğenmediniz. Evet, salatası güzel. Salatası kolay dedi. Evet. Yemekleri niye beğenmediniz? Kolay dedim. Kolaylıktan i̇şte değil, lezzet istemiyor. Bakımı. Bir gün önce de aynısını yapmıştı Melih Hanım ama Melih Hanım işte onu verdi ona. Karşılık verecektin. Ben aynısını sana ne diyorum yani? Işte. Hiç olmadı. Zevkler ve renkler evet. Tartışılmaz. Bir saniye, zevkleri renkleri tartışmıyoruz. Yemek burada biz burada yemek pişmiş pişmemiş yemeği konuşuyoruz. Tamam ama bir yemek güzel ya da olmadığı evet. Konusunda bu hafta hepimiz hemfikirdik. Yani olmamış masalarda da hemfikirdik değil mi evet. Anılar olmadı evet. Beğendik. Evet. Evet. Olmuşu da hepimiz evet. Beğendik. Ben gelinimin menfaatini tabii ki düşüneceğim. Beğenmediğim yemeği beğenmedim. Evet Melih Hanım sizi dinlemek istiyorum. Pilavı güzel. Hı-hı. Lezzeti, kıvamı tutturmuş güzel. Hani bu pilavı güzel. Evet tane tane. Bunu da beğendim. Hünkar beğendim. Hünkar beğendim. Onu da beğendim. Güzel. Salatası? Salata da güzel. İçinde her salatam şey. Salatam da iddialıydım zaten. Güzel güzel. Aa, evet. Canlı güzel. Yağma. Elinize sağlık güzel. Çerilerin kabuğunu soydum bayanlar. Ha çeri miydi bu? Çeriydi tabii. Özellikle soydurttum Ayşe Hanım. Çünkü dün de soyulmamış çeri. Ben ikinci kaseyi yedim. Onu da göz önünde bulundursun. Sakın soymadan koyma dedim. Özellikle yemiyor diye. Teşekkür ederim. Afiyet bal şeker olsun. Nalan Hanım buyurun siz de dinleyelim ana yemek tabağımızı. İlgili. Ben ilk defa yedim. Daha ben de. Ben de. Yani çok kötü değildi ama hani çok da çok aşırı da beğenmedim ama kötü değildi. Kendisi evet, iyi yapmış. Orta karardı. Köftelerinde rahmetli kayınbaba. Baharatı yere kaçırmışsın. Baharat değil. Rahmetli, biraz karabiber kaçmış hafif. O özel şöyle, baharat. Rahmetli kayınbaba. Et çok severdi. Evet. Ve gut hastasıydı et yemekten. Eklemlerinde büyüme vardı. Bir baharatı var. Rahmetli özel. Oldu. Sonunu da kullandım burada. Evet. Ondan mı kaldı? Evet. Evet. Ay canım. Allah rahmet eylesin. O da olmamış. Hani çok kötü değil. Hani yedim orta ama. Orta karar mı diyorsunuz? Evet orta karar. Hani ben ilk defa yediğim için. Pilav? Pilav da normal, güzel. Bir salata. Bir pilav olmuş. Salatası da güzel. Tamam. Afiyet olsun. Ayşe Hanım canım. Yani İlker beğendi. Güzel ama biraz acısı var. Evet biraz ha, kaçmıştı. Ya biliyorum ben yediğim yemek olduğu kaçmış. İçin. Biraz. Yani bulgur pilafı da güzel. Hı-hı.
salatası. Ama lezzetli. Tutturmuş evet, yani. Afiyet olsun. Yapmadıysa ağzınızı çok mutlu. Hayır, hayır öyle değil. O kadar değilse bir tık kaçmış. O kadar. O da işte benim... Anne, sen seviyorsun acıyı annem belli. Annem Maraşlı. Benim baharatım, benim şu an bütün kullandığım baharatlar hepsi kesin Maraş'tan. Mi? Şimdi ola has olunca hep onu has söylüyorum. Has yani yediğiniz bizim buranın salçasıyla, değil, biberiyle o tarafın tabii ki biri olmuyor yani. İşte onun için dikkat hepsini etmek lazım. Bandırmadan getirdim yani. Eline sağlık, güzel olmuş. Arabada böyle geldim. Gayet lezzetli, ben çok beğendim yani. Afiyet olsun. Pilavın da çok güzel, ben de yakıştırdım havuç kap gibi. Evet. Ben de sebzeli bulgur pilavı çok severim. Evet, her zaman söylüyorum, üzerine de şöyle salatayı döker yerim ben. Domatesi, soğanı, biberi. Pirinç pilavı çok yapıldığı için vallahi. Bulgur pilavı denişik olsun. Bir de hani sebzeli yapayım dedi. İyi yapmış. Kendi değişik tercihi yani. Ben hiçbir şeye karışmadım. Bir çiğ böreği söyledim. Evet. Bir çiğ böreği. Kimde yedik bu hafta? Üzümlü, bademli pilav. O da güzeldi. Sizde o da güzeldi. Yani sade pirinç pilavı değil. En azından içinde başka şeyler olunca renkleniyor, bir çeşitleniyor, zenginleşiyor yani. Afiyet olsun. Bir de bizde o kadar çok Türk mutfağı, o kadar güzel baharatlılar. Çok. Baharatları, şunları, bunları. Yani o kadar zenginiz ki o açıdan çok şanslıyız. Yani içine isteyen neler koyar, neler yapar yani. Bulgur pilavı da, onun içinde de acı biberi vardı, havucu vardı. Ondan dolayı onu da beğenmemiştim. Görüyorsunuz, yemeklerim de yeniyor. Bak, 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 bak. İşte. Orada da biteni çek, biteni. Siz daha iyi biliyorsunuz. Tabaklarınızı da alayım. Teşekkür ederim. Şuna, kabak tatlısı. Kabağını da getirdin kabağımı galiba. Kabağımı da getirdim. Aynen. Bir haftadır ailede herkes kabak yiyor. En iyi kabağı bulup geldim. Herkese bütün hafta evet, kabak yedirmiş. Güzel olsun. Hangisi seviyor? Tahini cevizliydi değil mi? Evet. Tahini kaymak, cevizli sos yapacağım. Kaymak da var. Kaymak var mıydı kızım? Hayır, kaymaksız. Kaymaksız. İnşallah bana bugün 8-9'lar gelecek. Allah izin verirse. Sabahat Hanım kendi geliri yüksek aldı. Rakip istemediği için benim yemeklerimde beğeniliyor. O yüzden kulüp bulmaya çalışıyor ama Zuhal Topal var. Diğerleri asla ona... O biraz galiba dik karakterli. Ben kaynağımla çok konuşmadım. Bana yasak deyip benle konuşmadı. Kolay bir tatlı ama Yemen'den geliyor. Gelin! Efendim? Tatlımız nerede? Yemen'den mi? O kahve. Hemen geldim. Ya. Zaten 2 saniye oldu ben buraya geleliyim. Beraber geliyor. Evet. Aynen 2 saniye önce geçti mutfağa. Bizim kahvemiz geliyor ama beraber kabağımıza geliyor. Beraber kabak. İyi bari bu hafta çayma isteyen olmadı, çayıyla gelen. Bir tanem sen bir git de bak. Konuşmamamız gerekiyormuş. Sana bir şeyler anlatmam gerekiyormuş diyor. Tuğba. Efendim. Bir tanem nerede kaldı? Nerede kaldın derken? Geleli 2 dakika olmadı mı anne? Ama acele ediyorlar. Hadi bir tane alalım. Diğerlerini daha hızlı getirmiştim. Sen hiç merak etme, hazır her şeyim. Tamam bebeğim. Hadi bir tane. Çok da yok şey yapma ya. Bu şöyle bekle. Herkes bir yemeği bilir yani. Ama az sayının da güzel olmaz bebeğim. Tamam. Hadi bir tane. Hadi geliyor. Geliyor. Gel, Fiyonam, gel. Ne oldu? Geliyor. Geliyor mu? Evet. Üstünü süsünü yaptı. Tahinini sonradan dökülüyor da ondan. Ha tahinle süsü. Bunlar evet, sonradan dökülen şey. Ama mecburen. He. Ama evet, geç kaldı. Tamam da sizde de beklediydik Sabahat Hanım ama bazı şeylere. Bütün arkadaşlarımız anne bekliyoruz. Evet, bekledik. Yani İnşallah şimdi. Yani. Ama tatlılar hep güzel geldi. İnşallah bu da güzeldi. İnşallah. Bakın tadın evet, bakın. Beğenirsiniz. Şimdiye kadar serviste bir aksama olmadı. Sadece biraz tatlıyı bekliyoruz. Evet, o da herhalde. O da tayini çünkü şey yapsın diye. Ceviz mi dövdü? Ceviz dövdüm vallahi. Ha üstüne. Aynen. Ceviz dövmüş. Tayini de dövdü. Evet. Kış mevsiminin vazgeçilmez tatlılarından kabak. Evet. Ben çorbasını da çok severim. Mesela içine sarımsak, zerdeçal koyarım ben kabak çorbasını. Blender'dan şöyle geçirin. Evet, güzel oluyor. Çok yakışıyor evet, ve çok vitaminli oluyor daha da. Hemen kızım Lina sağ olsun anlıyor bunun içinde ne var anne diye. Acayip bir hassas bir burnu var. Lina. Kaktırmaya çalışıyorum zerdeçalı bir şekilde yedirmeye çalışıyorum. Kış aylarında bağışıklık sistemi için çok faydalı. Fakat yemiyor yani. Normalde seviyor kabak çorbası. Zerdeçal koyduğum an bir reddediyor. Zorla işte şey yapıyoruz. Kabağın tatlılığına güvenip arada kandırmaya çalışıyorum. Mercimeğe katabilirsiniz. Mercimek de çok belli olmuyor. Mercimeğe de katıyorum. Evet. Kemik suyu, ilik suyu katıyorum. Bütün çorbalarıma. Geldim anneciğim. Çok iyi geldin. Çocuklar için özellikle. Hepimiz için de. Yani kemik kaynatıyorum. İlik. Eksiyor.
Tamam. Bazen dondurup küp küp şey yapıyorum, kalıp kalıp buzluğa çıkarıp bütün yemekleri. Özellikle şimdi maalesef soğuklarda çok fazla gelmediği için mikroplar, virüsler, bakteriler kırılmadı. Hastalıklar çok fazla var. Bunları sofralarımızda bulunduralım. Zerdeçal, zencefil, tarçın, limon, sarımsak, soğan. Evet, aynen. Senden bir tatlı çatalı verip içer rica edeceğim. Hemen, hemen veriyorum. Pekmez de var. Hmm, tayın pekmez. Pekmezle pişirdim. Evet. O tadı şarkı. Yani farklı olan tat pekmez. Hmm. Daha güzel olur. Tavsiye ederim. Hemen iki kaşık. Gönenli bir ustanın tarifi bu. Çok ünlü bir ustanın. Özellikle gideceğimi duyunca hemen bana böyle böyle yapmanız tavsiye edildi. Ben ablanın tahinli kurabiyesinden yarım yedim. Ay, gerçekten. Gerisi gitti. Gitti mi? Gitti. Çok üzüldüm. Adres verin, göndeririz. Tamam. Ablamın restoranı var, yemek yeri Gönen'de. Aşçıdır kendisi. Bana yar olmadı. Evet, çok güzel. Çok ikramlıkları getirmiş yani. Burada evet. Başkasının yanında kalıyoruz ya ondan. Aynen, yapamadım. Evimiz olsaydı daha çok ikramlık yapardım ama. Yok canım, daha gece 3'te burada. Bütün herkese çok teşekkür ederim. Bütün hafta herkes evinde ikramlıklara mahcup ettiniz. Sağ olun, hepinizin evimiz olsun. Değildi. Evet, haklısınız. Evet, onlar da İzmir'den geldiler. Evet. Senin gelinin bir hava atacak. Dedim ya ben sana da. Ben çalıştığım için. İzin alamam. Perşembe günü işten çıktım. Akşam iki takımları elimde yani. Koştura koştura geldim. Bindim arabaya, hiç dinlenmek yok. Buraya geldim. Evet hanımlar, tatlılarla ilgili de yorumlarınızı alayım. Çünkü büyük final için gelinleriniz bekliyorlar dışarıda. Buyurun Melih Hanım. Tatlımız güzel. Lezzeti hafif, güzel, tatlı. Evet, beğendim. Tam kış tatlısı. Hı-hı. Evet. Beğendim. Buyurun Sebahat Hanım. Aşkı olsun. Ben beğenmedim. Niye? Hiçbir şey beğenmediniz bugün. Bugün beğenmedim. Şaşkınlıklar içerisinde. Kesinlikle beğenmedim. Hiçbir şey beğenmedim. Çok kolay bir tatlı. Olduğu için beğenmedim. Sizin de tatlınız kolay ama güzel. Kolay kolay ama beğenmedim. Bugün niye beğenmiyorsunuz ki? Niye beğenmiyorsunuz? Bir şey, hiçbir şey yapmadım. Tabii beğenmeyenler daha iyi. Bir saniye, ne oldu? Anneme bir şey söyler misin dedim işte. Ne söyleyeyim? Hayır, bir şeyler söylemen gerekiyor bence şu anda Sebahat Hanım'a. Söyleyin, buyurun. Görüyorum sizi bugün bayağı sessiz kaldım. Masada sizden hariç 5 kişi daha var, güzel olduğunu. Bütün şey yemeklerde yani mana buldunuz. Bu ne demek oluyor biliyor musun? Yani. Ben sana düşük puan vereceğim de. Evet, aynen. Öyle de vereceğim, böyle de vereceğim. Ben Gönül Hanım'ın gelinini mi kazandırayım? Kazandıramam. Ben de bu şey için gelmişim. Değil mi? Bu kadar. Yani. Ama hakkını vereydim, ben sana da bir puan vereydim. Aa, lütfen, aşk olsun. Lütfen. Gayet güzel, mis gibi tatlı ya. Ama biz senin gelinine bak, sana göre puan verme. Sen de bir şey söyleyebilir miyim? Hani gelin şeyine göre verme yani. Bir saniye sinirlendi Tuğ, bir saniye. Bir saniye sinirlendim. Geline vereceğim. Bir saniye sinirlendi. Gerçekten gelininize verilen puanları şu an gerçekten... Sizin ama hakkını aldı o. Ben de hakkımı aldım burada. Herkes, o hakkını aldı canım. Herkes, ama şimdi Sebahat Hanımcığım, dikkat çekici bir şekilde herkesin beğendiğini siz beğenmedim dediniz. Mesela ben ana yemeği sevmedim ama şüpheleniyoruz. Güzel olmuş. Bak bir tanesini bile beğenmediniz. Türk halkı da izliyor. Yani. Sizi illa yarın bir gün yolda gören canım, insanlar diyecek ki... Hiç o şüphelenme. Gelinin, o gelinin ve... hakkını yedin Sebahat Hanım. Tamam senin gelinin daha güzel yapmış olabilir. Ama sen benim hakkımın puanını ver. Senin gelinin yine kazanır. Çünkü Zuhat Hanım'ın puanı geçerli. En nazik. Benimki tabii de önemli tabii ki. Benim puanım o her. Tabii ki kayınvalidemiz jüri onların puanı ve benim puanım var. Onlar da önemli. O da önemli. Hayır, verir yani. Hayır, evet. Ama siz de benim hakkımı vermenizi istiyorum. Açık puanım olsun. Ama şimdi Sebahat Hanımcığım basit derseniz yani tatlıyı. Ha, sizinki de basit. Herkesin tatlısı. Ben bu bir saniye. Bu hafta hiç kimsenin öyle çok meşakkatli. Başka ne vardı ki fırınlanmış? Aksarsız. Yok, buyurun. Fırınlanmış başka hiçbir şey yok. Bir tane tatlımız var. Bakın bu da şerbetli çok ama benim fırına girdi çıktı uğraşı. Vallahi bizimki de sürekli fırına uğraşıldı girdi. Onunla. Fırına girdi, kaynatıldı. Bu da fırına girdi Sebahat Hanım. İlk bu konuldu, son bu çıkarıldı ocaktan. Evet. Bu nasıl kolay olabilir? Sürekli kontrol ettirdim. Sürekli onun başındaydım yani. Şimdi bir şey söylerken kendinizden de yola çıkmanız şey lazım yani. Hani yani şu an nerede gerçekten en kolay yemekler puan vermeyin. En kolay yemekler Sebahat Hanım'ın kendinin yemekleriydi. Bayanın
Melih Hanım'ın gelinin yemekleri de zordu. Ama zor olmamış. Bak olmuştu. Ben... Yani ve işte oraya dönmeyelim. Size soruyorum. Bakın Ayşe Hanım, neresi kolaydı? Soruyorum ben. Hanımlar, hanımlar, bir şey söyleyeceğim. Tatlıya konuşuyoruz. Pardon. Bakın bir saniye, konudan sapmayalım. Şimdi tatlıyı konuşuyoruz. Evet. Tatlı basit derseniz olmaz. Evet. Çünkü herkesin tatlısı inanın çok kolaydı bu hafta. Çok zor bir tatlı yoktu. Çok zor bir tatlı yoktu. El açması bir baklava. Ben bakın ben takılmıyorum. Siz takılıyorsunuz zorluğuna. Evet. Bana göre lezzetliydi tatlıların hepsi de güzeldi. Ama kolay tatlılardı. Pratik diyelim, kolay demeyelim. Pratik tatlılardı ve hepsi de güzeldi. Hepsini de beğendik. Ama bu tatlı da güzel. Bu gerçekten. Da, bu da güzel. Yani lokum gibi pişmiş. Farklı değil mi? Ayşe Hanım beğendiniz mi? Ben beğendim. Ben de beğendim. Güzel tatlı. Nalan Hanım? Yani ben de sizin tatlınızla beğendim. Hatta bitirttim. Güzel evet, de güzel. Evet sizin elinizin tatlıydı. Ama Melih Hanım tatlı de güzel. Değil yani. Zor tatlı, zor tatlı değil. En azından sizin yetenekleriniz zor değildi. Tatlı güzel. Hani benimki kadar olmasa da güzel. Hayır, öyle mi? Pardon. Evet. Dikkat çekici olan hiçbir şey beğenmedi. Ben puanları çok merak ediyorum. Zira büyük finale dakikalar kaldı ve tabii ki bugün de Tuğba'nın şansını öğrenmek için buyurun açık oylamadayız. Bence en az hepsinden 9'ar puan almalıyım. Yemeklerim gerçekten mükemmel oldu. Koşturdum, gördüğünüzü yetiştirmeye çalıştım. Bence Zuhal Hanım da beğendi, diğer hanımlar da beğendi. Bir tek Sebahat Hanım sorun çıkardı. O da tamamen gelini birinci olması için yüksek puan vermemek için yapıyor. Ama diğer kayınvalideler onun oyununu bozacak. Melih Hanım dün 10 verdi. Tabii bugün 11 olmadığı için 9 bekliyorum ondan. Yani çünkü gerçekten 9'luktu ve onun 10 vermesine çok şaşırdım. Yani mükemmel miydi her şey bu kadar? Ben puanları bekliyorum ama yüksek bekliyorum. Kesinlikle ben kazanacağım. Hissediyorum. Yani şu an ilk başlarda böyle bir arada kaldım ama şu an inanıyorum birinci olacağıma. Bugün Ayşe Hanım, Melih Hanım'ın oyununu bozacak. Bütün yemeklerimi beğendi. Kesinlikle bana 10 verecek. Oo! Canım benim. Evet, yüksek tuttunuz bu yemeklere. Savun beni anneciğim. Kırgınlığım vardı, onu da kenara attım. Ne oldu? Nasıl vardı? Bir vermiştim. Bir vermiştim. Alkışlayın istediğiniz kadar. Çok samimi söylüyorum, hakkımı size helal etmiyorum. Evet hanımlar, son kez puan vereceksiniz. O da Tuğba Ayşin olacak. Lütfen alın puan tahtalarınızı elinize ve yazınız puanlarınızı. İlk olarak da Nalan Hanım'ın puanını görerek başlayacağız efendim bugün puanlamaya. Buyurun Nalan Hanım, açın ve yüksek sesle söyleyin lütfen puanınızı. Ben kızınıza 9 verdim. Oo! Canım benim. Şimdi doğal olarak neden verdim? Hani biraz yüksek tuttunuz diyecekler belki bana. Evet, yüksek tuttunuz şimdi bu yemekte. Şimdi neden? Sebahat Hanım'ınki de güzeldi. Yüksek tuttunuz. Evet. Anneciğim. Sebahat Hanım'ınki de güzeldi. Bu kızımınki de güzeldi. Şimdi dedim ki hani bir düşün. Dün de 8 vermişti galiba. Evet, 8'i kullanamadım. 9 biraz yüksek oldu belki ama 6'yı da kullanmak istemedim. Emeği var diye. Bravo. Şimdi çok teşekkür ederim. Bir de Gönül Hanım'a da hani kırgınlığım vardı, onu da kenara ne aldım. Ne oldu? Vardı? Bir vermişti de öyle. Yetiştiremedi. İlk gün işe. Ama bir verilmezdi. Olsa, bravo Nalan Hanım. Sizi tebrik ederim. Evet, altılık bir masa değil diye, düşük olur diye ki bak 9'unu vermiş. 8'de veremeyeceğim için biraz yüksek tuttum. 5 de verebilirdi bu arada. 4 de verebilirdi. Kendisi bir verdi annenin ilk günden yapıştırdı. Çok kızdık. Çok bravo teşekkür ederim. Vicdanım ağır bastı. Sizi seyirci de gelinlerinizle takdir edecekler. Bravo. Ben o gün akşama anneme dedim ki neden dedim. Evet hakikaten. Gerçekten o kadar üzüldüm. Ki ben dedim ki en düşük vereceksen 4 vereceksin dedim. Çünkü bak koşturulmamızı görüyorsun dedim. Bir de ya. Annene ikinci gün söyledim de bir iki gün kabul etmedi. Ona da üzüldüm. Ama evet. Sonra kabul etti. Sonra bir laf söyledim. Biraz sanırım şimdi pişman olmuş. Pişman oldu. Hayır tabii ki düşük verecekti. Ona bir şey söyleyeyim. Ama bir değildi. Evet. İlk günü şey yaptı. Heyecanım. Ayşe Hanım da onun gafletine geldi. Ama ben arkadaşımı da şey yapmadım. Peki. Vicdan olarak. Evet, 1-9 puan gördük. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Bakalım. Hakkınızı helal edin. Sebahat Hanım'dan. Gelinize de söyleyin. Kaç puan gelecek? Buyurun Sebahat Hanım. Merak ediyoruz sizin. Ben de gerçekten. Kaç?
Gerçekten 5 mısın? Alkışlayın istediğiniz kadar. Herkes emek ediyor ama, ben, ama yani, emekten emeğe fark var. Ben lütfen. Bir şey söyleyebilir miyim? Çok söylemeyi söyle. Söylüyorum. Hakkımı size helal etmiyorum. Benim birinin hakkı da 5-6 değildi. Değildi, doğru değildi. Daha yüksek puan. Söyleyin, yani bir 6 verebilirdiniz. Benim birinin hakkı da 6 değildi. Valla açıkçası... Ben bir şey gerçekten kabul etmiyorum. Bir saniye. Hayatım sütlü yapıyorum. Çorbasından mı, yanık şişlerinden mi? Bir şey söyleyebilirim. Beni 6 verdim, daha ne vereyim ben? Bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Benim yanık yemeğim var mıydı? Yanık yemeğiniz yoktu patlıcanınızda. Hiçbir şey yoktu. Şey, o kadar. 6 versin, 7 versin. Benim kayınvalidem ona 8 vermiş. Onun hakkını bile veririm yani. Ki hak eden bir masaydı onu da söyleyeyim. Evet. Dünkü masa 8 ama bu masa da 5'lik değildi. Evet değil bakalım. Masa 7'lik 6'lık masaydı. Yani 8'lik 9'luk masa asla değildi onun. Bakalım Melih Hanım'dan kaç puan gelecek bekleyelim. Buyurun Melih Hanım, açın ve gösterin tabii lütfen puanınızı. 8. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok güzel, bravo. Bravo. Bu. Benim vazifem, görevim, kişiliğim bu Zuhal Hanım. Teşekkür ederiz. Bravo. Teşekkür ederim. Onun için buradasınız. Onun için buradayım. Olmuş yemeklere veyahut olmamış yemeklere puan onun için buradayım. Bravo. Evet, güzel bir puan oldu. Gerçekten çok enteresan. Enteresan. Bakalım. Her şey Ayşe Hanım'ın puanına bağlı. Evet. Zira dünkü gelininiz de finalistlerimizden biri oldu. Çok yüksek puan aldı ama bu puanla bakalım dengeler değişecek mi? Buyurun Ayşe Hanım, siz de puanınızı yüksek. Ben 9 verdim. 9. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok güzel puanlar. Beğendim, yemediğim bir şey olmadı. Beğendiniz, çok güzel. Evet, peki. Evet. Evet, sen benim puanımı birazdan büyük final anında öğreneceksin. Heyecan Doruk'ta 2020'nin ilk büyük finalindeyiz efendim. Kızlar hoş geldiniz. Fatma'ya da bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Annem adına hem kendim adına özür diliyorum. Şu anda kolay mı çarşaf böreği? Evet, ben yapıyorum. Gelinme sorabilirsin. Ayşe Hanım her şeyi yapıyor zaten. Evet, maşallah. Hiç beğenilmeyen insanların puan vermediği masalara 6 vermişsiniz. Ayaklarımı toplayarak arabamda geldim. Her şeyimi getirdim A'dan Z'ye. Siz evet, öyle geldiniz. Biz uzayla mı geldik canım? 5 puanı benim hak ettiğime inanıyor musun? Adaletli kadınım. Eğer hak etseydin verirdi. Gerçekten ama zevkine uysaydı verirdi. İnanarak mı söylüyorsun? İnanarak söylüyorum. Gerçekten mi? Her dakika bana saygısız diyemezsin bak, sen. Saygısız demedim ben size. Kendiniz içinizden geçirdiklerinizi bana söylüyorsunuz. Ve bu çok komik. Yeni yılın ilk büyük finali için bir aradayız. Kızlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? İyiyiz valla. Heyecan Doruk'ta. Evet. Çok enteresan bir hafta oldu ya. Gerçekten. Gerçekten. Şu son iki günkü puanlar bizi bizden aldı. Onlar dokuzlar havalarda uçuştu. Evet. İlk günkü yarışmacımız Fatma, talihsizliklerle, hatalarla dolu bir başlangıç yaptık maalesef bu haftaya maalesef. Ne diyeceksin? Bir 6 puanı gördün hiç ummadığın evet, anda ve o puandan dolayı ağzı yanan bütün hafta hem Melih Hanım'ın hem de diğer kayınvalidelerin konuşmalarından maalesef çok çekti Ayşe Hanım o 6 puan yüzünden. Ne diyeceksin? Yani haksızlığa uğradığımı düşünüyorum aslında. Biri de hak etmiyordum hiçbir şekilde gönül alımdan. Hani evet, en azından emek vardı sonuçta. Doğru. Sadece salatayı yetiştiremedim. Onu da söyledik. Evet, evet. Bir puan da olmadı maalesef. Olmadı. Ki annen bugün kaç puan verdi biliyor musun? Yani az çok. 9 puan verdi. Teşekkür ediyorum kendine. Evet. Fatma'ya da bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Onun telaşını en iyi ben anlarım. Çünkü o yoldan ben geçtim. Hı hı. Annem adına hem kendim adına özür diliyorum. Bir değil. Gerçekten bir değildi yani. Bravo, üç olur, dört olur. Ben yani baba, öyle olması gerekiyor değil mi anneciğim? Öyle olması şeydi, gerekiyordu yani. Gerçekten Fatmacığım çok özür dilerim canım benim. Canım benim. Evet sevgili Emine, en kıdemli gelin sensin evet, aralarında. 21 yıllık evet, sevgili Emine'nin yemekleri de güzeldi. Güzel de puanlar aldı. Evet, teşekkür ediyorum. İddialısındır da herhalde diye İddialıyım düşünüyorum. İddialıyım diye düşünüyordum. Bugüne hmm, kadar ama şu an çok heyecanlıyım. Dengeler değişti. Evet, evet, dengeler değişti. Şöyle söyleyeyim biraz dengeler demişken. Vallahi her hafta bunu hemen hemen yaşamaya başladık. Ben de elime her puan tablosunu aldığında böyle bir kalıyorum. Çünkü kazanan için çok güzel ama kaybeden için çok acı bir şey var. O da bir puan farkla
15.000 TL'ye veda edecek olması aranızdan birinin. Bir puan. Yani gerçekten de kılpe. Yani 5-6 puan olsa ya da 4. 5. olsa nasıl kaybettim evet. diyor. Kendi içinde iddiam yoktu zaten diyor mesela. Ama böyle bir puan kılpayı farkla kaybetmek de çok zor olacak herhalde diye düşünüyorum. Gülzade ne düşünüyorsun? Sen maalesef şu etinle ilgili... Evet, etle alakalı bir problem yaşadım. Evet, evet, evet. Tamamen bir talihsizlikti ama... Talihsizlik miydi? Senin hatan mıydı? Ben eğlendim. Çok güzel. Evet, bak gerçekten eğlendim. De yemekleri ekibi seçimi... Ekibi de çok teşekkür ediyorum. Biz de eğlendik. Seni tanımış çünkü. Olmaktan çok mutlu olduk. Fakat aranızdan biri var ki evet dün ve bugün yüksek puanlar aldılar ama... Onun da gerçekten hem ana yemeği hem de puanları güzeldi. O da Kevser. Kevser ne diyeceksin puanların için, yemeklerin için? Masamın ve puanlarımın, masamın ve yemeklerimin puan hak etmediğini düşünüyorum Zuhal Hanım. Düşük geldi. Yemeklerimi biraz. Yetiştirdim. Kebapçıya gittim. Bunun önemli evet, bir ayrıntı olduğunu düşünüyorum. Evet, kebapçıya gitti ve kendi elleriyle pişirdi. Aynen öyle. Kayınvalideler bunu uygun gördü. Tabii ki benim hak ettiğim puan bu olduğunu düşünmüyorum. En iyi puan işlerinde 8'di. Gelebilecek, alabileceğim puanlardan en iyisi buydu. Beğenen, en çok eleştiren de 6 puan verdi bana. Beğenmeyen de en çok 6 puan enteresan, verdi. Değil mi? Kayınvalidelerin kendi içlerindeki puan hesaplamaları, neye nasıl puan verdikleri ben anlayamadım. Eminim siz de hala çözememişsinizdir. Strateji yapanlar oldu. Mesela annenin de verdiği 6 puandan dolayı ertesi gün sen yaşayacağın için çok eleştirdiler. Vallahi böyle kızardı, sinirlendi. Özellikle Melih Hanım'la aralarında çok büyük gerginlikler evet. oldu. Biraz takışmışlar, biraz münakaşa yaşamışlar. Yani Melih Hanım bana 5 puan verdi. Annem onun gününde 4 puan vermiş. Arada ben çok büyük bir fark görmüyorum ama hı-hı. kendi gününden sonra Melih Hanım neden bize bu kadar sinirlendi, tepki gösterdi. Ben ertesi gün 10 puan vermesinin bize tepki olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Bugünkü 9 puanının da elinde Ayşe yüksek puan olduğunu. Ama ben hak ettiğimi bunu, düşünüyorum bunu, Zuhal Hanım 10 puanı. Ben 10 sizin puan. Yemeklerinizi evet. bilmiyorum. Masanızın hak edip hak etmiş sizinle ilgili yok, konuşmuyorum. Yok, 7'lik 6'lıktı. Hani gelinler lütfen üzerine alınmasın. Ben şu an kayınvalide ama kayınvaliden yiyen biri sorarak 7'lik 6'lıktı bence. 6'lık 7'likti yani 10'luk puan. Yani Zuhal Hanım bugüne kadar hiç kimse de el açması börek yoktu. Ve benim çok menüm kolay. Çok ağırdı. Bende de el açması vardı. Zola sakın var. Hayır benim günüme kadar. Ha doğru. Benim tamam. günüme kadar hiç kimse de el açması yoktu ve menümdeki yemekler gerçekten ağırdı. Yani ben son el iki açması börek çok kadar. Kolay bir börek. 10 dakikada ben şu anda kolay götürüyorum. Kolay mı çarşaf dakikada, böreği? Evet ben yapıyorum. Gönlüme sorabilirsin. Ayşe yani, her şey yapıyor zaten. Evet maşallah. Çarşaf açması ben size şimdi yarım saatin içinde iki tepsi börek yapayım. Çarşaf yemek açması. İşinde yeri kaç yıllık evlisiniz ve yemek ben, işindesiniz siz Ayşe yani Hanım? Yani 26-27 senelik evliyim. Ama evliyim siz aşçısınız aynı yok zamanda yani zor da. Değildi. Şey masanın seçiminiz mi? Güzeldi. Seçim de dinleyelim. Yani. Çünkü evet. şimdi dediğim gibi masanızda yoktu. Eminim güzel yapmışsınızdır. Yok. Puanları almışsınızdır. Ama benim menümde zordu diyorsunuz. Herkes menüsünün zor olduğunu yok, düşünüyor. Ben de kendi menümün zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben de Manisa kebabı yaptım. Ben de kebapçıya gidip yaptım. Ben sizden en fazla 20 dakika daha fazla hızlı olmak zorundaydım. Hem yol da benim bu süre zarfımın içindeydi. Hem risk o da aldım, şişlere evet. dizip pişirmek de süremin içindeydi. Evet tebrik ben ederim. Risk aldım. İkinci günün azizliğine uğradığımı düşünüyorum. Ama bu programda puanlama günlerle alakalı mı? Yani istatistik yapamıyorum açıkçası. Çünkü her an her şey değişebiliyor. Şimdi bizim pazartesi yarışıp da birincilik birinci alan çok yarışmacımız var. Oldu. Evet. Salı, çarşamba, perşembe, ama cuma. Bunu hani istatistiksel olarak değerlendirdiğinizde şu gün yarışanın şansı yüksek diye bir şey yok. Evet. Hepiniz aynı şartlarda yarışıyorsunuz. Ya ben hepiniz bütün aynı sürede yarışıyorsunuz. Neredeyse yani pazartesi de bayağı var. Ama çok bu ben izleyip sürekli... Cheeseburger bu pazartesi birinci olan en yakın örnek aynen. mesela Pınar'a evet, evet, verebilirim. Evet. Yeni izledim ondan. Ona keza Salı Çarşamba yarışıp da birinci olanlarımız da oldu. Benim cuma günü de oldu. Genel itibariyle düşük puanlar haksızlığa uğradı. Ya sen ikinci gün yarıştın. Evet. Evet. Eksiğim yoktu, yetiştirdim. Yoktu, dediğim yoktu, gibi kebapçıya yoktu. Gidip pişirdim. Evet. Ayrıca etimin de lezzetli olduğunu düşünüyorum. Hala masamın arkasındayım. Ben de evet. Evet. Masamızın arkasındayım. Gelelim puanlara kızlar. Gelelim. Günün sonunda evet. tek gerçek var. O da burada. O da 15.000 TL ki 15.000 TL de burada. Sevgili Gülşah teşekkür ederiz. Evet bu 15.000 TL. Tatil planları olan var. Kocasının işi için destek olmak isteyenler var bu parayla. Borçlarını ödemek isteyenler var aranızda. Herkesin tabii ki günümüz koşullarında bakılacak olursa tabii ki bu paraya ihtiyacı var. Az da bir para değil 2,5 evet. saat yemek yaptınız ve biriniz 15.000 TL'ye yani bu parayı birazdan benden alacaksınız. Bandırmaya mı gidecek? İnşallah. İzmir'e mi gidecek? İstanbul'da mı kalacak? Bilmiyoruz. Bu sorunun cevabını birazdan vereceğim. Ama maalesef önce sizlere açıklamaktan en keyif almadığım sonuçla başlayacağım. O da yarışmanın sonuncusu yani beşincisi. Aranızdan biri maalesef kayınvalidelerimizden ve benden en düşük puanı alarak 15.000 TL'ye veda etti. O da...
Fatma sen oluyorsun. Sen kayınvalidelerden 13, bendense 4 puan alarak totalde 17 puanla maalesef 5. oldun. Eline emeğine sağlık diyelim. Ve dördüncümüze geçelim. Çok yüksek puanlar var. Önümde 3 tane gelinimizin puanları var ki maşallah normalde biz bu puanların yarısıyla birinci gördük. Yani ben hep onu söylüyorum. Yani kaybeden de yüksek puanla kaybetse keşke. Ben de öyle keşke dedim. Keşke 9'lar onlar havada uçuşsa, hak eden tabii ki masalara evet verilse ve yüksek puanlarla rekabet edilse daha güzel olur, daha keyifli olur. Hem sizler emeğinizin karşılığını en azından manevi olarak alırsınız. Çünkü aranızdan bir kişi kazanacak. Evet. Ama en azından hakkımı aldım. Hak ettiğim puan buydu ama diğer gelin demek ki daha iyiymiş diye. Tabii ki gelinlerimizin biraz risk alması lazım. Misal Kevser gibi. Yani o süresi içerisinde, o süre zarfında taş fırına gidip, kebapçıya gidip pişirttirmedi, kendi pişirdi bir de elleriyle. Yani evet, ellerini yaka yaka. Ne bileyim işte farklı, değişik, denenmemiş yemekler denediler. Mesela bugün el açması börek yaptı, çiğ börek ama evet, kıymalı, peynirli değil, pastırmalı, kaşarlı. Bu da bir riskti. Evet, nitekim riskti. Çoğu kayınvalide de eleştirdi. Biz bunu bir kıymalı soğanlı olaydı da yiyeydik falan diye. Halbuki yani bunlar riskli değil, olması gereken şeyler. Evet, bir yemek yarışması, çeşitlilik, zenginlik, risk olmak durumunda. Aynen. Hele ki artık 15 bin TL bir de cuma günü teslim ediyoruz. Rekabet en üst safhada. Dolayısıyla herkesin biraz elini taşın altına koyması lazım. İşte onlardan biri birazdan 15 bin TL alacak ama ondan evvel dördüncümüzü açıklayacağım. O isim de maalesef... Gürzade sen oluyorsun. Evet. Sen totalde 20 puan aldın. Bunun 15'i kayınvalidelerin, 5'i ise bana ait. Sana da teşekkür ediyoruz katıldığın için. Sevindik seni tanıdığımıza ve geldik 3 finalistimize. Bugün yarışan Tuğba, dün yarışan Emine ve Kevser. Tuğba 5,5 aylık gelin, Emine Hanım 21 yıllık. Sen 5 yıllık. 2,5. 2,5 yıllık. Çok kısa bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Eğer kayınvalidesi hakkımı verseydi %100 birinci bendim. Ama biraz hakkım yendiği için, hayır şu an yani, şu an 3 kişinin arasında konuşuyorum, %100 birinci bendim, hakkımı vermediği için. Hak eden kazansın. Hak eden kazansın. Bak yine hak eden kazansın, o hak konuda hemfikiriz. Ama masada herkesin beğenip sizin beğenmemeniz bu durum farklı. Salatanızı beğendim. Beğendim. Olabilir. Beğendim. Bakın hiç beğenilmeyen insanların puan vermediği masalara 6 vermişsiniz. Bana gelince 5 veriyorsunuz ve herkes beğeniyor. Çok düşük. Güzel diyor. Yani 5 puanı asla hak etmiyorum. Stratejik olarak mı böyle davranıyor? Tamamen stratejik. Eğer kendi de yüksek verseydi %100'düm ben. Çünkü ben kendime çok güvenerek geldim. Herkes ayıptır söylemesi, ayaklarımı toplayarak arabamda geldim. Her şeyimi getirdim A'dan Z'ye. Burada kimseye şey yapmadım, eziyet etmedim. Evi tanıyoruz. Biz uzayla mı geldik canım? Bizim eziyet etmiyoruz. Kendi amacı için geliyor yani, ben bir şey için geliyor. Teker söylersen teker teker cevap verebilirim ben size. Ben de şehir dışından geldim. Şehir dışından çocuklarıma geldim. Bıraktım doğrudur, geldim. Doğrudur tabii. Çocuk. Benim de çocuğum. Yabancı evet, bilmediğim yani bir evde yarıştım. Ben de aynı. Aynı şeyleri ben de ama yaşadım. Ama sizin 22 yıl. Benim yaşadığımı o gelinler de yaşadılar. Sizin 22 yılınız var, benim sadece 5 ayım var ve ben hala çalışıyorum. Dün 7'de işten çıkıp geldim buraya ben. Gece 3'te buradaydım. Aramızdaki gerçekten fark bu. Söylüyorum ben 5 aylık gelinim ve çalışan bir bayan. Başka çalışan var mı aranızda? Ben de çalışıyorum. Aynen. Çok zor. Puan alma değil. Hayır. Adaletli olacaksa onu da düşünmeleri lazım. Ben kayınvalidemin damak zevkine güveniyorum. Beğenseydi gerçekten hakkını verirdi. İnanıyor musun? Bir şey söyleyeceğim. 5 puanı benim hak ettiğime inanıyor musun? Adaletli kadınım. Eğer hak etseydin verirdi. Gerçekten damak zevkine uysaydı verirdi. İnanarak mı söylüyorsun? İnanarak söylüyorum. Gerçekten mi? Evet. Çünkü o gün kimsenin şu an senin bir verilen 70 masaya milyon insanımızda kimse sana şu an benim inanmadı. Benim kayınvalidem bir verilen masaya kızın emeğine saygı duyarak i̇şte bana üç verdi. Bana da saygı gösterip herkesin 8-9 verdiği sana masada 7 verecekti, başka ben, bir puan verecekti. Peki bir şey söyleyeyim. Lütfen konuşmanıza dikkat edin. Her dakika bana saygısız diyemezsiniz. Saygısız demedim ben size. Öyle şey demedi canım, estağfurullah. Demedim. Kendiniz içinizden geçirdiklerinizi bana söylüyorsunuz. Ve bu çok komik. Şimdi şöyle bir durum gerçekten oluşuyor tabii. Gerçekten öyle bir şey demiyorum. Sevgili Emine güzel dedin, güzel de yaptı 3 puan vererek. Çünkü biri evet, asla kabul etmedik ne olursa olsun. Çünkü zorlandım. Aynen. Fakat. Ve ben özürümü diledim, şu an sen kabul etmesin. Ben özürümü diliyorum bayanda. Bir saniye müsaade edersen. Şimdi özür de diledi. Şimdi şöyle bir durum var. O eksiği olan ve yetişmemiş bir masaya 3 verirken
güzel olduğu kanaatinde olan 5 kişinin evet. olduğu bir masada eğer ki sadece 2 puan fazlasını veriyorsa Tuğba'ya evet. bunun nasıl bir açıklaması olur? Kevser'e de 6 puan verdi Zuhal Hanım. Ama onu da yemeği güzeldi. Yani, evet. Masasını hak ediyordu. Masasını hak ediyordu bile. Ya kimse ki hiç kim hiçbir gelin biz masasına verilen verdik. Puanları. Sizin evet. masasının hakkını verdik. Ben hepinize yani, teşekkür ettim. Benim kayınvalidem size sıkıntı ama sizin kayınvalideniz evet. bizim gelinlerimizin hakkını verdi. Ben dün teşekkür ettim hepsine. Ben hakkımı helal ediyorum. Ben ona hakkını hak edene ver dedim. Keşke siz de kayınvalidenizi öyle. Ben öyle söyledim. Hakkını hak edene ver deseydiniz. O yüzden o gün Tuğba, özür dilerim, Fatma'ya bir vermedi, 3 verdi eksik menüsünü. Evet, ben kabul ettim ve Fatma'dan özür diledim. Kendi de kabul ettim. Teşekkür ederim. O da onu diyor. Yani benim 10 kişi yemeklerim arasında 2 puan mı fark var evet, diyor. Evet, o kadar mı şeydi yani ve 5 kişi de beğendi. Çok teşekkür ediyorum diğer bayanlara. Çok teşekkür ederim. Evet, bakalım teşekkürlerinin karşılığını birinci olarak alabilecek İnşallah, mi sevgili alırım. Tuğba veya Kevser veya Allah'ın adaleti tutar. Emine. Alırım. Evet, şimdi geliyoruz üçüncümüze. Dediğim gibi normalde bu puanla birincilikler gördük. Hatta bu puanın altında puan alan yarışmacılarımız 15.000 TL kazandılar geçmiş zamanlarda bizden programımızda. Çok yüksek bir puan ama maalesef yetmemiş. O gelinimiz de Kevser sen oluyorsun. Gerçekten çok güzel bir Manisa kebabım vardı. Sen kayınvalidelerden 25. Ben gönüllerin birincisiyim. Benden kaç puan aldın? 30. Benden sence? 8 puan verdim. Çok teşekkür ben ediyorum. 33 puan çok güzel bir puan. Yemeğin gerçekten 33 çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Elin evine sağlık. Teşekkür ederim. Yani inan bu puan daha altında birinci olanları gördüm. Ben yarışmaya katıldığım olmadı. İçin çok mutluyum. Biz de sana olduğumu çok tatlısın. Çok güzeldi yemeklerin. Elin evine teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bir mukabele. Ama masama çok boş yorumlar yapıldı. Çok üzgün ayrılıyorum. Evet tabii ki bir tatmin var içimde. Ama yine de genel olarak üzgün ayrılıyorum. Herkes kazanmaya geldi. İnşallah İnşallah. Hak eden kaldı iki finalistimiz. Birisi bugün yarışan Bandırma'dan gelen yarışmacımız Tuğba. Diğeri ise dün yarışan İzmir'den gelen gelinimiz sevgili Emine. İkisi de çok yüksek puan aldılar. Biraz evvel dedim ki aralarında 1 puan fark var. Bugüne kadar çok yüksek puanlar da gördük ama son zamanlarda gördüğümüz en yüksek puanlar oldu. İkisinin de masası. Bundan dolayı mutluluğumu bir kez daha belirtmek istiyorum. Ay ya 1 puan gerçekten de inanılır gibi değil. İşte onun için verdiğiniz veyahut vermediğiniz 1 puan bile gelinlerimizin kaderini değiştiriyor. Aynen. Onun için hep adaletli, hakkaniyetli davranın diyoruz. Ve bu haftanın birincisi 2020 yılının ilk kazananı 15.000 TL'nin sahibi ...15.000 TL... ...Emine'ye gidiyor! Teşekkür ederim. Gel bakalım. Evet Tuğba'cığım sen kayınvalidelerden... Tuğba tebrik ederim. Aa tebrik ediyor Emine. Bravo ne centilmensin. Tabii ne kadar güzel. Sevgili Emine tebrik ederim. Puanlarımı öğrenebilirim. Tabii ki. Gelin yanıma puanları açıklayayım. Tuğba sen kayınvalidelerden 31 benden 8 puan aldın. 39 puan gibi yüksek bir puanla kaybettin. Ama gel gelelim sevgili Emine kayınvalidelerden 32 benden o da 8 puan almış. 40 puanla birinci oluyor. Buyur bu da ödülün. Elin emeğine sağlık. Güle güle. Sağlık günlerde harca. Hepinizin edinirmeğine sağlık. Efendim 2020'nin ilk haftasından bizden bu kadar. Sizlere güzel bir hafta ve güzel bir yıl diliyorum. Pazartesi görüşmek üzere. İyi akşamlar. Selamlar. Evet.